İyi geceler sevgili izleyenler. İyi geceler sevgili izleyenler. İstanbul'dayız. Süleyman Şah Üniversitesi'ndeyiz ve bugün sizi Türkiye'nin gündeminden biraz uzaklaştırır gibi yapacağız ama yine Türkiye'nin gündemini konuşacağız ama farklı bir açıdan bakacağız. Sanatçı gözüyle Türkiye'nin gündemi nasıl, neler oluyor ve sanat adına Türkiye'de neler gerçekleşiyor? Çünkü sanat olmadan gerisi nafiledir. Evet, onu çok yakından tanıyorsunuz konuğumuzu. Güneşi Beklerken'in Cihan Hocası, Yeditepe İstanbul'un Yusuf'u, iki ailenin Oğuz'u, İlhan Hikayesi'nin de Erkan Ağası'nı çok yakından tanıyorsunuz ve tiyatrodan da son oyunu da Nafile Dünya biraz önce hep oynadı, biz seyrettik. Şimdi de biz konuk ediyoruz ve gerçekten de tiyatro adına, sanat adına büyük emekler harcayan bir isim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, konuğumuzu ilerleyen dakikalarda zaten fazlasıyla göreceksiniz, tanıyacaksınız. Sizler direkt sorularını soracaksınız. Kiminiz Erkan Ağa olarak, kiminiz Cihan Hoca olarak soracaksınız. Telefon numaralarımız 0216 586 4848'den bize ulaşabileceksiniz. Evet, Twitter'dan Genç Bakış Kanal'de ve normalden de gençbakış@kanal.com.tr'den de bize ulaşabileceksiniz. Evet, Emre Kınay'a bugün çok çok farklı sorular geleceğinden eminiz. Çünkü konuk olduğu açıklandıktan sonra 7'den 70'e her kesimden izleyicisi olan bir isim olduğu için çok sorular geldi ve bugün de eminim ki telefonlar kilitlenecektir diyoruz. Ben hoş geldin dedikten sonra sokağa soracağım. Öğrenci arkadaşlarımız zaten tanıyorlar da biz bütün konuklarımız olduğu gibi yine bir sokağa sorduk. Emre Kınay'ı nasıl bilirsiniz, nasıl tanırsınız, kimdir o dedik, bakalım ne demişler. Ondan sonra Odri Meydan diyelim, sorularımızı alalım. Emre Kınay kimdir? Şarkıcı. Yazar mı? Şiirci mi? Ne bileyim. Ne bileyim, ben şarkıcı olarak olduğunu biliyorum. Türk halk müziği söylüyor. Sesi çok harika. Geleceği parlak. Emre Kınay. Benim tahminim rock tarzı müzik söylüyor. Emre Kınay. Ünlü mü? Gazeteci mi? Ya tiyatrocu ya futbolcu. Milletvekili mi olur? Bir prodüktör müydü? DJ miydi? Öyle bir şey galiba. Fenerbahçe oyuncusu mu? Şair. Şarkıcı. Ne tarz söylüyor? Pop. Tiyatrocu. Severim. Severim. İyidir yani. Ben seviyorum onu. Çok ağır, çok olgun birisi. Dizilere de yakışıyor. Çok iyi bildiğim biri. Şeyde hatta onun inşaat filmi var. Oradan hatırlıyorum. Bir de bir diziden hatırlıyorum. Kanal D'den unuttum vallahi. Yakışıklı bir adam yani. Beğeniyoruz. İki ailede izledim herhalde. Sevilerek izlediğiniz oyuncudur. Beğeniyorsunuz. Ailece. Kızım dahil olmak üzere. Seviyor. Tabii ki. 2,5 yaşında ve çok seviyor. İlker'i şahsiyette tutarlı buluyor. Güzel bir oyuncu. Sempatik. Çok başarılı. Yaptığı işlerde Yılan Hikayesi'nden tanıyoruz ilk etapta kendisini. Evet sevgili izleyenler. Gerçekten ailemizin sanatçısı, çok iyi bir baba, çok iyi bir eğitimci. İlerleyen dakikalarda gördükçe, yakından tanıdıkça ilk defa görenler bile onu çok sevecekler. Ben hemen sorulara geçmeden bir de Emre Kınay kimdir? Gelin bir biyografisine bakalım. Bugüne kadar neler yapmış, neler yapmamış, onları izliyoruz şimdi. Sen geçerken sahilden sessizce gemiler kalkar yüreğimden gizlice. Unutulmaz dizilerden Yılan Hikayesi'nin Erkan Ağası olarak tanıdık onu çoğumuz. İzin ver sana ispatlayınca. İzin ver bu savaşın bitmesi için, bu kanın durması için neler yapacağımı göstereyim. Beni bir daha aldatamayacaksın Erkan. Buna izin vermeyeceğim. Ben hiç kimseyi aldatmadım. Tiyatrocu bir aileden gelen, önce hukukçu olmaya karar veren ama sonra tiyatro eğitimi alan, çok genç yaşta sahneye, sonra da ekrana çıkan bu adam... O günden beri hayatımızda. Emre Kınay'dan söz ediyoruz. Ya da iki ailenin baba karakteri Oğuz'dan ya da Güneşi Beklerken'in Cihan Hocası'ndan. Sana kızım gibi davrandım. Ben kızımı bile 2 aydır senden daha az görüyorum. Hocam ben sizin kızınız değilim. Siz de benim babam değilsiniz. Tayfun babası olmadığına göre o halde Zeynep'in babası kim? Sana ne? Bugüne kadar farklı farklı karakterlerde seyrettik Emre Kınay'ı. Ekranlarda, sinema salonlarında. Bazen kendisi olup yarışma da sundu ama o televizyondan çok tiyatroyu sevdi. 2005 yılında Duru Tiyatro Topluluğunu kurdu. Kendi oyunlarını, kendi tiyatro sahnesinde oynama hayalini gerçekleştirdi. Bazen oyuncu olarak çıktı karşımıza, bazen yönetmen. Hem kendi
hem de Duru Tiyatro olarak büyük ödüller aldı. En büyük ödül ise salonları dolduran seyircisiydi. 30 yaşında 30 tiyatro oyununa gitmeyen neden kendisine aydın diyemez diyor Emre Kınay. Televizyonda neden sanat olmaz? Alkış neden reytingden üstündü? Devletten yardım alan tiyatro bağımsız olabilir mi? Sanat için sanat, toplum için sanat tartışmalarından siyasi iklimde sanat için ne düşünüyor? Sanatçılar dünyayı farklı mı algılıyor? Sanatçı gözüyle Türkiye ve dünyada olup bitenler nasıl değerlendiriliyor? Emre Kınay, medyadan magazine, siyasetten kitap okuma alışkanlığımıza, tüm bu sorulara şimdi Abbas Güçlü ile Genç Bakış'ta yanıt veriyor. Evet sevgili izleyenler, gördüğünüz dolu dolu bir sanat yaşamı ve dolu dolu üretkenlik. Gerçekten de sabahın 7'sinden beri ayakta, biraz bir saat kadar önce de sahneden indi. Yine dolu dolu bir oyun sergiledi. Alkışlarla onu uğurladılar orada. Tekrar alkışlarla buraya konuk ettik. Koşturmacalı bir yaşam zor olmuyor mu bu kadar? Biraz zor oluyor tabii ama sevdiğiniz zaman çok da o kadar da zor gelmiyor. Eğer seviyorsanız yaptığınız işi, ben çok seviyorum. Hem tiyatroyu seviyorsunuz hem de eğitimi de seviyorsunuz. Öğretmeyi, paylaşmayı. Evet, eğitimcilik bende mezuniyetten hemen sonra başladı. Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı'nı bitirdim. O sene işte Haliç Üniversitesi kuruluyordu. Müşfik Kenter oranın rahmet olsun, toprağı bol olsun. Genel sanat yönetmeni değil, işte bölüm başkanı olmuştu. Beni oraya davet etti. Orayla bir başladı eğitmenlik. Ondan sonra işte Yeditepe Üniversitesi, sonra en son Maltepe Üniversitesi'ydi. Böyle dönem dönem hani benimle çalışmaktan keyif alacak oyuncu adaylarıyla, benim de çalışmaktan keyif alacağım işler yapmaya çalıştık. Çok 43 yaşındayım, çok öğrencim var hakikaten. Şimdi baktım çoğu da hoca olmuş. Hatta bir yandan da öğrencilere doymuyorsunuz ki master doktora derken devam edecek. Evet, son Cihan Hoca çok farklı bir hoca. Eğitim sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani oradaki Cihan Hoca'yı öğrenciler çok seviyorlar. Cihan Hoca eğitime nasıl bakıyor? Öğrencilerin istediği bir hoca tipi. Gerçek hocalara baktığınız zaman eğitimden soğutuyorlar. Niye herkes Cihan Hoca olmuyor? Olamıyor. Vallahi keşke olsa. En çok bana son zamanlarda gelen Twitter'larda şu vardı. Ya bizim Cihan Hoca gibi hocamız vardı da biz mi gitmedik okula diye. bilmiyorum ama galiba hani ben kendi öğretmenliğimde öyle bir bağ kurmaya çalışıyorum öğrenciyle. Çünkü sevgiden geçmeyen hiçbir şeyin mübah olmadığını düşünüyorum. Öğrenciniz sizin ezebileceğiniz sizden daha değersiz bir şey değil. Öğrenci... Ya benim için talebe cümlesi daha değerli. Çünkü benim için talebe, talep eden demektir. O talebeye hocalık yapan da o talebi karşılamak üzere bilgisi birikimi doğrultusunda o talebi karşılamaya çalışan insan demektir. Cuma günü karneler alınıyor. Evet. Öğrencinin yarısının karnesi de mutlaka kırık olacak. Cihan Hoca'nın önerisi ne olur? Özellikle ailelere. özgür bıraksınlar çocuklarını. Bırakınca da zayıf sayısı 3'te 5'e çıkıyor. Vallahi 5'te 8'e. Aslında... O kadar çok geniş bir soru ki bu, hani neresinden 3 saat falan cevap verebilirim bunu ama özetle şunu söyleyeyim. Herkesi biz bu toplumda üniversite mezunu yapmaya zorluyoruz. Üniversite mezunu olun, üniversite mezunu olun. Bence önemli olan, evet, üniversite mezunu olun. Herkes üniversitede akademik kariyerler yapsın. Mutlaka tavsiye eder misin? Yapmış biri olarak ederim. Ama branşlaştığınız şeyin en iyisi olmak üzere çalışın derim. Ne iş yapıyorsanız onu ama yapın. Sevdiğinizi yapın. Ben bu seçme durumunun çok o manada buna hizmet etmediğini, dolayısıyla da varsa bir başarısızlık bir öğrencide, istemeden, çok istemeden yazıldığı bölümlerde öğrenci olmak zorunda kalmakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani ben hayatım boyunca iki şey eğitimi görmek istedim. Bir hukuk, iki tiyatro. Hukuk okusaydım da aynı oranda çalışkan bir öğrenci olacaktım. Tiyatro okudum, aynı oranda çalışkan bir öğrenci oldum. Çünkü benim seçtiğim mesleğim ikisinden biri oldu. İkisi de olsaydı hobim olacaktı. Bence hepinize
Seveceğimiz hani, işler var. Seveceğiniz işi yapın. O zaman yaptığınız ders, ders gibi gelmeyecek çünkü. O zaman sizin keyfiniz ve araştırmanız gelecek. Tiyatro okurken dünya tarihinden tutun da ekonomi politiğe kadar bir sürü alanı vardır. Tiyatro bizim toplumumuzda bilindiği haliyle o kadar dar bir çerçeve içinde değildir. Çok geniştir perspektifi. Çünkü hani tarihsel dramaları, güncel dramaları, insan psikolojisini, parapsikolojiye kadar ilgilenen bir sanat dalı olduğu için 7 sanatın içerisinde. Dolayısıyla da çok okumanız lazım. Okumayı sevmeyen birinin tiyatrocu, biraz önce sordunuz ya kim tiyatrocu olmak ister? Ben de arkadaşım biri oradan. Yani tek tavsiye edebileceğim şey benim için %10 yetenektir, %90 çalışmaktır. Çok okumaktır. Çok okumak. Tiyatrocu, iyi oyuncu dediğiniz adam çok okuyan adamdır. Bir de çocuğu sevmeyen, genci sevmeyen de öğretmen olmasın. Asla, asla. Onunla birebir dost, bağ ve onun bir talebi var sizden. Sizin bildiğinizi düşündüğü şeyi öğrenmeyi talep ediyor sizden. Siz de onun talebine sevgiyle karşılık vererek elinizden geldiğince onu sevgiyle öğretmeye çabalamalısınız. Evet. Benim metodum, hani varsa bir metot bu. Arkadaşlar soralım, bugüne kadarki öğretmenlerinden memnun olanlar elini bir kaldırabilir mi? Evet, bugüne kadar çok iyi öğretmenlere denk geldim diyenler mutlaka çok iyileri olmuştur. Hayır, çok farklı öğretmenler de vardı. Eğitimi soğutan öğretmenlerimiz de oldu bugüne kadar diyenler. Cihan Hoca gibi olsaydı çok daha iyi olurdu diyenler. Siz şanslı kesimsiniz herhalde. Evet ya. Evet sevgili öğretmenler. Hiç az değil yani. Demek ki Cihan Hoca gibi olunca çocukları, gençleri sevince, onları kazanmaya çalışınca öğretmenler çok çok seviliyor. Okullar çok çok seviliyor. Keşke bizim eğitim sistemimizin temeli de o olsa, sevgiye dayalı olsa, gerisi teferruattır. Matematikler, fizikler hep öğreniliyor, unutuluyor. Ben küçüklükten beri sorarım, bu kadar matematik öğreniyoruz, ne yapacağız? Ben matematikte işim yoktu. Hocalarımız hep büyüyünce anlarsın, büyüyünce anlarsın dedi. Ben hala anlayamadım matematiğin bana ne işe yarayacağını. Herhalde sizin de okuduğunuz derslere yararlı olacağına ileride inananlar var mı? Bugüne kadar okudun. Hayır, hiç bugüne kadar birçok dersin hiçbir faydasını görmedik diyenler. Yani işte bu YÖK'e ve Milli Eğitim Bakanlığı'na buradan duyuruyoruz. Ne olur öğrencilere sevecekleri dersleri verin. Seçmeli dersler getirin. Eskiden kredi sistem vardı. Onlar olsun diyoruz. Yoksa eğitimi sevmeden yol kat etmemiz mümkün değil. Hemen soruları alalım biz. Evet, mikrofonlar kimdeyse söz onlarda. Evet, buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş sorum şöyle. Türkiye'de İsmin ne? Ahmet. Ahmet. Türkiye'de sanat ve sanat dünyası neden dindar insanlardan uzak? Ve siyasetle sanat nasıl birbirinden ayrışabilecek günümüzde? Evet. Yani biz sanat olgusunu Türkiye'de oturtturamadık. Mesela rakamlara baktığımız zaman sizin röportajlarında gazeteler az satıyor, kitap az okunuyor, tiyatroya gidenimiz az, sinema sayımız çok çok az. Yani biz sanatı da seven bir toplum. Gittiğimiz zaman çok beğeniyoruz ama o arada bir diyalog mu kurulamıyor? Niye sanatı? Mesela okullarda niye bir sanata yönelik dersler yok? Geçiştiriliyor, matematik çok çok önemli de resim, müzik, beden eğitimi gibi dersler hiç önemsiz. Neden bir tiyatro dersi, drama dersi yok? Yani bu hep beraber sorduğumuz sorular. Ahmet'in sorusuna biraz cevap vereyim. Aynı evde yaşamadığınız bir gruptan genel olarak bahsediyorsunuz. Onu çok onaylayamayacağım. Yani dindar olmadığını nereden bildiğinizi sormak isterim. Emin olun bizler dindar en az sizin kadar, en az bizim kadar, çevrenizdeki insanlar kadar dindar. Çünkü... aynı evde yaşamıyorsunuz. Ne yaptığını, ne ettiğini bilmiyorsunuz. Tabii ben tamamlayayım, tabii ki devam et. O yüzden bu alan çok bireysel bir alan. Yani o onunla onun inancı arasındaki bir durum. Öbür sorunuza bununla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Şunu demek istiyorum. Yani hani dindar olmadığınız değil de şunu diyorum. Ortaya konulan eserler, ortaya çıkan sonuçları söylüyorum. Yani hani dindar kesimi düşünüp de Türkiye'de sanat icra edilmiyor. Bunu söylemek istemiştim. Yok, ediliyor. Ediliyor. Emin olun ediliyor. Şu anda benim bildiğim, benim izlediğim ve bildiğim çok ciddi yayınlar var edebiyat manasında. Şu anda en çok satan kitaplardan bazı. İskender Pala mesela bu İskender Pala'nın kitapları en önemli çok... yazarlarından biri ve en çok satanlar listesinde hep ilk üçte. Şehir tiyatrosunun oyunlarının çok önemli bir kesimi, devlet tiyatrosunun oyunlarının içerisindeki repertuarın içinde de çok ciddi bir muhafazakar kesimi ilgilendiren oyun repertuarda ve seyircisi de hiç de az değil. Yani o yüzden hiç de az değil. Ama bence
Sanatı hep şurasından, hani biraz önce sizin sorduğunuza da bağlantı kurarak söyleyeyim. Sanatı hep şurasından anlamaya çalışırsak, bir benden olmayan birinin yaptığı faaliyet diye bakmazsanız, sevgiyle bağ kurmaya çalışırsanız o zaman daha rahat birbirimizi anlarız. Yani sanat gözüyle siyasete baktığınız zaman olmaz. Yani ya da olmaz. Siyaset gözüyle evet, sanata yani da baktığınız zaman. Nasılsa olur. Öyle değildir diye. Ben tabii bizim de başımıza geliyor canım. Ben Kurban Bayramı'nda önce işte hayvan almaya gittiğimizde, kurbanımızı almaya gittiğimizde abi senin ne işin var burada diyen çok oluyor bana. Nasıl yani? Senin hayırdır neye geldin sen buraya? Allah Allah yahu nasıl yani diye. O yüzden hani bu ön yargılardan önce bir kurtulmamız gerek. Emin olun hepimiz biriz. Hiçbirimizin bir diğerinden farkı yok. Çünkü bu çatının, bu toplumun içinde yaşıyoruz. Mümkün mü başka türlü olabilir? Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Bir sorun daha vardı, onu unutmadım Ahmet. Abbas Bey, hoş geldiniz tekrardan üniversitemize. Hı-hı. Emre Bey, sizler de hoş geldiniz. Efendim, bu paralelde ben sormak istiyorum. Türkiye'de bir zamanlar bir şunu tartıştık. Muhafazakar sanat olur mu, olmaz mı? Bu konuda çok şey yazıldı, çizildi. Hatta manifestolar bile yayınlandı. Sizce sanatın muhafazakarı, sanatçının muhafazakarı olur mu? Teşekkür ederim. Bir de dünyada durum nedir? Dünyada da bu tür tartışmalar var mı? Hayır, biz yok. Her şeye bu eksenden bakıyoruz da. Hayır, yok. Yani emin olun dünyada muhafazakar sanat var mı yok mu diye tartışan bir toplum yok. Çok bilerek, çok... ya da çok ateist bir sanat adı var mı diye. Yani hakikaten bir de konunun içinde olduğunuz zaman yadırgadığınız bir hal oluyor. Sanatın muhafazakarı olur mu? Manifesto yayınlandı. O, isminizi öğrenebilir miyim? Muhammed. Sanatın muhafazakarı olur mu? Çok net olarak söylüyorum ki olmaz. Kelime anlamı olarak söyleyeyim. Muhafaza ettiğiniz bir şey sanat olmaz çünkü. Yani koruyup, ya konservatizmdir bunun tam diğer karşılığı. Konserve ettiğiniz bir şeyin adının, dondurduğunuz bir şeyin adının sanat olması mümkün değil. Bu benim tanımım da değil bu arada. Evrensel tanımının içerisinde böyledir. Dolayısıyla da evet, sanat muhafazakar olmaz çünkü bir mütedeyyinin hikayesini anlatacağınız zaman onun yaşadığı sıkıntıları ve onun karşılaştığı zorlukları gösterebilmek için de açık biçim kullanmak zorundasınız. Başka türlü olmaz. Sanat aydınlıkçıdır, ilericidir ve değişim öngörür hep. Olumlu değişim tabii ki. Ve diyalektiğin karşılığıdır. Yani değişmeyen tek şey değişimdirin destekçisi olarak sanat devam eder. Yedi sanatta da böyledir. Baktığınızda resim, ekspresyonistler vardır, empresyonistler vardır. Sonra birden başka akımlar girer. Dünya Savaşı çıkar. Dünya Savaşı çıktığında daha gerçekçi bir akıma doğru gidilir. Gerçekçi akımdan sonra saçma sapan milyonların öldürüldüğü dünya savaşları söz konusu olduğunda bakarsınız sanata da birden bütün objelerin formları değişir, kübizme geçer. Dolayısıyla sanat dünya yüzünde insanlığın gelişimiyle paralellikle beraber sürekli devinerek gelişir. Çünkü ilerici bir şeydir. Bunun aksini düşünen gericidir demek değildir bu. Ama sadece şunu söyleyebilirim ki konservatif bir şeyin adı sanat olmaz. Konserve ettiğiniz bir şeyi 25 yıl sonra çıkardığınızda 25 yıl sonra aynı tazelikle, aynı bütün din, dil, ırk, hiçbir şey öngörmeden her insana insan olmakla ilgili bir hikaye anlatıyor olması lazım. İnsan olmakla. Çünkü burada oyunlarına ya da Picasso'nun resimlerine bakarken bunun dini ne diye bakmıyor. Bakmıyorsunuz. Dolayısıyla nereden geldiğine de bakmıyorsunuz. Ya da Picasso'nun Fransa'da Komünist Partisi üyesi olmuş olması da sizi ilgilendirmiyor. Bilmiyorsunuz da zaten çoğu zaman bunu. Dolayısıyla da sanat muhafazakar olur mu? Benim görüşüm ve okuduğum bütün literatürlerin bana gösterdiği yol. Çok önemli yazarlar var. İstiyorsanız aralarda o yazarların adlarını da konuşuruz. Dünyada bütün sanat okullarında okutulan yazarlar bunlar. Türk yazarlar da var bunun içinde.
sanatın muhafazakarı olmaz. Evet. İstediğiniz manifestoyu yazın. Sanatçılar hep aykırı oluyorlar. Siz röportajda diyorsunuz ki hiçbir partinin demokrasi anlayışı bana uymuyor diyorsunuz. Siz evet. mi aykırısınız yoksa bizim partiler mi? Sizin gibi düşünen de Türkiye'de çok fazla. Sandığa gitmiyor ya da oy vermiyor ya da verse kerhen veriyor. Ne Türkiye'de demokrasi adına ne arıyoruz? Siz ne arıyorsunuz mesela partiler? Demokrasinin tanımı gerçekten sorarak söylüyorum. Demokrasinin tanımı nedir? Herkesin bir diğerini ötekileştirmeden aynı çatının altında herkesin kendinden olmayana tahammül göstererek anlayış içerisinde ve bir arada yaşama sanatı. Meclise baktığınızda böyle bir tahammül görüyor musunuz birbirine insanlar? Birbirlerini yiyorlar. Ya ben tahammül istiyorum. Ben demokrasi denildiğinde dünyadaki bütün demokrasi örneklerinde olduğu gibi söz söyleme hakkının bir ya da birkaç kişinin elinde olması fikrine karşıyım. Yani liderler demokrasisi olmasın. Liderler, şimdi çok affedersiniz milletvekili seçiyoruz. Siz mi seçiyorsunuz yoksa parti genel başkanlarının seçtiği listeye mi oy veriyoruz hepimiz? Listeye oy veriyoruz. Bunun adı zaten başlangıçtan demokrasi olmaz. Birinci itirazım orada söylediğim onadır. Yani parti içi demokrasi. Birini söyledim aynen onadır. İkincisi demokrasi hakikaten tahammül. Yani hiç birbiriyle aynı şeyi hiç bir şekilde düşünmeyen insanların birer bardak sıcak çay aldığında bu toplumda masanın da karşı karşıya oturduklarında saatlerce sohbet edebilmesinin adıdır demokrasi rejimi. Baktığınızda bu da yok maalesef. Tahammül edebildikçe gelişeceğiz, geliştikçe evrimleşeceğiz. O zaman zaten herkes birbirine toleranslı çok olarak mutlu yaşayacağız. Zaten bütün hepsinin amacı mutlu insanlar yaratmak değil mi? Evet. Evet, soru almaya devam ediyoruz. Mikrofon buyurun. Öncelikle üniversitemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben çok şahsi bir soru sormak mikrofon. İstiyorum. Dur ben göreyim. Ha gördüm. İsmini söyler misin? İshak. Biraz önce İshak. Tiyatroyu seviyorum diyen arkadaş da bendim. Bir mikrofonu ağzına yanaştırır mısın? Ben sahneye çıkmayı çok seviyorum. Ne güzel. Çünkü sahneye çıktığımda bambaşka bir karakter ortaya serdim. Sahnedesin söz sende. Evet, çok teşekkürler. Sahneye çıktığımda sergilediğim karakter çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben konuşmayı çok seviyorum. Ama sahneye çıkana kadar ki korkuyu yenemiyorum. O stresi nasıl atabilirim? Eyvah. Bu sınav öncesinde olduğun gibi aynen. İshak'cığım ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok sevmiyorum. 22. yılım. Pardon, bitirmedim, özür dilerim. Geçen sene iki kez sahneye çıkmıştım. Tamamıyla hocalarımın gazıyla Serap hocamız vardı. Dedi ki İshak böyle böyle bir rol var, çıkar mısın? Bayan rolüne gireceksin. Hocayı kıramadığımdan dolayı tabii hocam dedim. Ne demek çıkarım, siz isteyin yeter ki. Çıktık. Gerçekten çok zevk aldım. Bayan rolünden değil, sahnede olmaktan çok zevk aldım. Neye ama güldüklerini anlıyorsun değil mi? Bayan rolü oynayacağım, çok zevk aldım dedin, ona giriyor. Çıkıncaya kadar sorun. Çıkıncaya kadar ki sorun var. Sen ne şanslısın ki geçen sene iki kere çıktın. Ben her hafta beş kere çıkıyorum. Ve hala ayakta. Halledebilmiş değilim. Yani onu kaybettiğin gün zaten bu işi yapmanın da bir esprisi yoktur. O heyecan. Yemin ediyorum sana her seferinde dua ediyorum. Saldıray burada yanımda. 18 yıldır beraber çalışıyoruz tiyatroda. Benim sahne teknik müdürüm. Ben yıllardır duamı ederim. Her sahneye çıkmadan önce yalnız kaldığımda ve ondan sonra çıkarım çünkü bu korku geçmez. Geçtiği günde bu işi yapmanızın manası yok. Manası yok. O heyecan size zaten yaptırıyor. O korku bir nevi o zaman heyecan mı katıyor bize? Efendim? Yapma isteği. O korku bize yapma isteğini mi katıyor? Bak geçen hafta çarşamba günü oyunum vardı. Ve ben 39 derece ateşim vardı aynı zamanda. 39 derece ateş var, salon dolu, bilet bitmiş. Şimdi gelen insanların hiçbirinin benim hasta olduğumdan haberi yok. Sesim bunun yarısı kadar çıkıyor. O H3, N2 mi ne ondan herhalde aldım. Biraz hani bünyeyi güçlendirmek için aldığımız ilaçlarla herhalde yatağa düşürmedi beni ama. Sahneye bir çıktım İshak. Arkadaşlar birden iyileştim. Oynuyorum bir yandan da düşünüyorum. Senin ateşin vardı ya, yalan mı söylüyordun kendine? Kulağın yanıyordu, alnın yanıyordu. O adrenalin öyle bir şey ki çıktığınız anda o birden bütün şeyiyle beraber antikorların üzerine öyle bir salıyor ki
Yalnız iniyorsun aşağıya, aynı derece devam. O süreçte iyisin. Bunu bütün tiyatrocular bilirler. Sadece tiyatrocularda değil, ben politikacılarda da onu çok gördüm. Ölüyorlar, bitiyorlardı, kürsüye bir çıkıyorlar, bambaşka biri oluyorlar. Bu mikrofon başka bir şey. Onunla ya da seyirci ya. Mi orada? Vallahi seyirci, o adrenalini sağlayan, sizi dinleyen insanlar, o insanların enerjisiyle. Bakın çok enteresan bir şeydir tiyatro. Düşünün, aslında baktığınızda bir tiyatro metnini alıyorsunuz, o tiyatro metnini. Minimumda biz 50 kere oynuyoruz, 50 gece oynuyoruz. Ama şunu düşünün ki bir gece bir replikte bütün salon birden gülüyor. Şimdi o gece gelenlerin taş çatlasın, toplu satış bile olsa 5 tanesi yakın tanıyor birbirini. Ama ona rağmen bütün salon öyle bir laf ediyorsun ki aynı anda gülüyor. Ertesi gece bir saniye önce ya da bir saniye sonra söylüyorsun aynı lafı, bütün salon gülmüyor. Birbirlerini tanımıyorlar bir önceki geceki salonla bir sonraki geceki salon. Ama o gün benim tansiyonum, kanımın debisi, ben öyle dün geceki adamın aynısı, aynı tansiyon, aynı serin kanlılıkta bile olsam, yanımda oynadığım aktör arkadaşımınki değil. Ya da diğerleri değil, o gün oraya gelenlerin modu, o gün nasıl bir gün geçirdikleri. O yüzden tiyatro her oynadığınız gece yeniden yazılan bir şeydir. O yüzden yapması zevklidir. Çok iddia ediyorum. Aynı oyuna aralıklarla 3 kere gidin. Her gittiğinizde o aynı oyuna 3 farklı oyun izlemiş olacaksınız. Çünkü her gece o gece, çünkü o seyirci oraya o geceliğine geliyor. O grup o geceliğine geliyor birbirlerinden habersiz olarak. Ertesi gece gelip de o koltuklara oturacak olanlar başka. O gece gelecek olanlar ve onlar birbirlerini tanımıyorlar. O yüzden de o gece o insanlarla da başka oyun oynanıyor. Tıpkı bu gece siz izlerken dün geceki seyirciyle bu geceki seyircinin başka olması gibi. Evet, tiyatronun dizilerden farkı da o arkadaşlar. Evet, diziler tekrar var. Bir saniye 10 defa çekiyorsunuz ama tiyatroda onun tekrarı yok. Başladı, tekerlendi, gitti, yani çok tekerlek döndü oluyor. Yani. Bizde olduğu zaman biz toparlayıp gidiyoruz. Nasılsa canlı yayın diyoruz. Tiyatroda ne yapıyorsunuz? Repliği unuttunuz ya da... Ona biz beyaz sayfa diyoruz. Birden bir beyaz sayfa geliyor. Belki 10 saniye falan bu söylediğim süre ama size ömrünüzün en uzun süresi geliyor. Yani 4,5 saat falan geçmiş gibi. Ne kadar oldu falan diyorsun. Yok yok, bir şey olmadı. Bir de 5-6 saniyede toparladığını hatırlıyorum. Halbuki sana bir ömür geçiyor o 5 saniye. 10 saniye her neyse. Oldu tabii, ben bir 11 sayfa bloğu atıp devam ettim oyuna bir gün. Sonra oynarken, aa ben bunu söylemedim, bunu söylemedim, bunu da söyledim. Aa ben çoğunu söylemedim. Anam ben bu bloğun hepsini attım galiba diye oynarken fark ettiğim oldu. Bu tabii ki çok olmuyor, o zaman mesleği bırak derler adamı ama. Ama oluyor değil oluyor mi? Oluyor tabii, insan beyni yani, yapacak bir şey yok. Buyurun. Cihan Hocam merhabalar. İshak dur, unutmadım seni, kal orada. Vardı. Bir bakalım. İshak bir tamamlasın, ne tamamlasın olur. İshak tamamla. Bir cümle kuracağım sadece. İshak bulmuş mikrofonu, bırakır mı? Sahneyi de buldu. Tiyatrolarınızda bayan rolüne ihtiyaç duyarsanız. Bizim tiyatroda onları ben oynuyorum. Pekala, çok teşekkürler. Bekleriz tabii ki, ne demek. Buyurun. Cihan Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş. Mikrofon. Ben Tufan, televizyon Tufan. Sektörüyle ilgili bir soru sormak mikrofon. İstiyorum. Mikrofon. Hocam biliyorsunuz televizyon sektöründe oyuncular bir an önce bulunuyor, yani çok hızlı bulunuyor ve hızlıca kaybediliyor. Acımasız davranılıyor. Siz 13 yıl boyunca nasıl kalabildiniz diyecektim ben. Çünkü 13 değil, daha fazla. Ya ben sizi izlediğim kadarıyla 13 hocam. Hocam yılan hikayesiyle başladım. Bu hesapla 30'a gelirim, buradan devam et. Yani, hocam yılan hikayesiyle başladım çünkü şu an hala da izliyoruz. Aramızda da bazı arkadaşlar var size örnek alan. Sağ mikrofon. Olsun. Bu kadar hocam sorum. Teşekkür ya, ederim. En çok hangi tipi beğendin? Yılan hikayesi, Erkan ağayı mı, Cihan hocayı mı? Yok, yılan hikayesindekini beğendim de şu an bize daha yakın tabii Cihan Hoca. Cihan Hoca. Aynen. Evet. Teşekkür ederim. Evet, gerçekten sizin camiada ayakta kalmak, dik durmak, zor. Söylediğini dinletebilmek çok zor. Zor. Ve evet. Çok farklı roller. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Yani bu söylediğini bir iltifat olarak kabul ediyorum. Sürdürülebilir, yani biraz önce hani eğitimde, öğretmenlikte vesairede konuştuk ya, hani nedir ne değildir diye, biraz önce söylediğimiz şeyle çok bağlantılı aslında bu. Mutlak surette yapmaktan çok hoşlandığınız ve hobiniz olan ve çorbanızı da kaynatan seçtiğiniz mesleğiniz. Bu olduğunda çok emek harcıyorsunuz hakikaten.
gerçekten çok emek harcıyorsunuz ve o harcadığınız emeği de birileri görüyor, siz görüyor. Benim ailem sizsiniz. Ya ben sizin evinize izin almadan giriyorum. Kumandanın ucunda bastığınız zaman izin almadan giriyorum. Bir şey yapmaya çalışıyorum. O da sürdürülebilir bir başarıyı standartta yakalamak. Öyle biraz önce siz söylediniz, onu da hemen düzelteyim. Sanatçılık çok başka bir tanım. Tiyatro benim için, yani benim görüşüme göre sanatçı iki türlüdür benim için. Bir, özgün yaratı sanatçısı vardır. İşte biraz önce adını saydığımız Picasso gibi. Hep dışarıdan örnek vermeyelim. Çallı gibi. Yaşar Kemal gibi. Necip Fazıl gibi. Nazım Hikmet gibi. Evrenselleşmiş kitapları farklı dillere çevrilmiş. Birçok coğrafya insanı tarafından okunup anlattığı hikayeler, insan hikayeleri ve insan figürleri olduğu için kabul edilmiş. Ve nereye bakarsanız bakın, baktığınızda bu onun eseridir, bu onun resmidir dediğiniz adamlar, bunlar özgün yaratı. Var olmayan bir fikri alıp, konuyu, resmi, figürü alıp, Rodin'in heykeli gibi mesela, düşünen adamın heykeli gibi alıp baktığınızda o adamı tanıdınız. Bir de yorum sanatı hikayesi vardır. Siz yazarsınız, ben onu yorumlarım. Siz yazarsınız, ben onu söylerim şarkısını. Siz yazarsınız, bestelersiniz, ben onu senfonide çalarım. Ben eğer bir sanat çıysam, özgün yaratı sanatı değil, bir gün bir oyun yazarsam ve bunu 55-60 yıl, 100 yıl ben öldükten sonra da bir toplum, bir insan grubu alır da insanlığa bu hikayeyi oynamak isterse, o zaman evet biraz kabul ederim bunu. Ama şu anda ben yorumcuyum. Yazarların yazdığı karakterleri yorumluyorum. Sen oynasan başka türlü oynayacak. İshak oynasa başka türlü bir karakter olacak. Ben oynadığım için öyle oluyor Cihan Hoca. Başka bir aktör arkadaşım oynasa eminim o da çok iyi oynayacak. Başka bir şey olacak. Ve bunu sürdürülebilir. Bir de çeşitliliği seviyorum. Aynı rolü oynamayı sevmiyorum. Eğer mesela bana gelen her A rolünü kabul etmiş olsaydım, bence mesleğimi bitirmiş olacaktım. Hala A'lı. Hala A'lı, belki de bitmişti, şu anda yoktum. Ben Yılan Hikayesini yaptığım zaman, sanıyorum çoğunuzun çocukluğuna denk gelen dönemde, Yılan Hikayesini yaptığımda arkasından, Türkiye'de öyledir bir de. Yani sektör öyledir. A oynarsın, iyi oynadın mı? Ondan sonra gelen en az 10 proje ısrarla, çok güzel yeni bir proje var elimizde. Bir A rolü var, tam sizde. Daha hiç oynamadınız. Halbuki bir önce A oynamışsın gene. Ama biliyor ki orada hani para da yatırıyor. Çok pahalı bir iş ya bu. Para yatıracağı için, tutacağı için tutacağını Görüntü düşünüyor. Yani. O A tuttu ya, bu da tutacak. Şimdi hani nasıl Muhteşem Yüzyıl tuttu? Herkes dönem dizisi yapmaya çalışıyor. Hani yapalım tutacak. Tuttu çünkü o. Hayır, öyle bir şey yok. Seyircinin ruhuna dokunacak hangi işi yaparsanız yapın, o iş televizyonda tutar. Evet, buyurun. Öncelikle hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk. Abbas Bey. Emre Kınay olarak sinema ve tiyatroyu ele aldığınızda hangisinin insanlara daha nitelikli, eğitim niteliği olarak daha eğitici olduğunu düşünüyorsunuz? Sinema ve tiyatro. Evet. Bir de diziler var. Dizileri katmıyorum. Yani sinema ve tiyatro olarak. Ama onların da çok önemli soruyorum. Katkısı var. Yani çok. Özellikle tarih dizilerinin tarihe çok olan ilgiyi artırdı. Kesinlikle. Eğitimle ilgili dizilerin eğitime olan ilgiyi artırdığını evet. da biliyoruz. Ve Emre Bey'i sinemalarda fazla göremiyoruz açıkçası. Ben onun sebebini öğrenmek istiyorum. Vallahi vakitsizlik, başka bir sebebi yok yani. Dizi çekip bir de tiyatro yaptığınız zaman çok ciddi bir zamanınızı buna harcıyorsunuz. Ve hani o zaman da sinemada ben hazırlanarak çalışmayı seviyorum, sinemada özellikle, tiyatro gibi. O isterseniz bir süre sonra hani belirli bir muhabbetin belirli bir yerinden sonra bir oyun nasıl hazırlanır, ne kadar sürede olur onu da anlatırım, konuşuruz. Tiyatro ile sinemanın paralelliğini öyle değerlendirebiliriz. Yani şöyle düşünelim, daha şey olur. Bir dantel işi ise eğer tiyatro, ondan bir tık daha kalın örgüyle yaptığınız iştir sinema. Bayağı böyle kalın işlerle yaptığınız o haroşa mı diyorsunuz? O işte televizyon işidir. Çünkü televizyon çok ticari bir mecradır. Sinema ve tiyatroda, tiyatroda neredeyse hiç, sinemada daha az olmak üzere ekonomik fayda beklemezsiniz çok fazla. Ticari sinema, ticari tiyatrodan bahsetmiyorum. Hepsinin de ticari dalları vardır. Ama hani ikisini kıyasla dersen, ismin neydi özür dilerim? Alperen, Muhammed Alperen. Alperen.
Eğer ikisini kıyasla dersen biri onun daha eğiticidir. Bir de böyle bir zorunluluğu yoktur tiyatro ile sinemanın. Yani o bizdeki yanlış algılardan biridir. Tiyatro eğitici olmak zorunda. Hayır canım, eğitici olmak falan zorunda değildir. Tiyatro sana ait bir hikayeyi anlatır. Sen onu izlersin. Alperen adında üniversite ikinci sınıfta falanca okuyan bir karakteri alır. O karakterle ilgili, o karakterin hayatına girip çıkan değen, onun sevdiği, sevmediği, onun bir hikayesi vardı. Ben o hikayeyi anlatırım. O hikayeyi anlatırken bu koltuklarda oturup da o hikayeyi izleyen arkadaşım, onlar ya da seyirci o hayatla, o anlatılan hikayeyle paralellikler ya da karşıtlıklar kurar. Çatışmanın olmadığı yerde drama olmaz zaten. Yani şöyle bir drama olmaz. Çünkü güneşi beklerken çekiyoruz, herkes bana mesaj yazıyor Twitter'dan. Ya bunlar buluşsunlar dedi. Ya buluşursa olmaz, film biter. Olmaz. Çatışmanın olduğu yerde drama olur. Yani uzlaşamayan aşk, tokalaşamayan siyasal liderler, barışamayan, kan isteyen savaşçılar, savaş istemeyen barışçılar. Drama buradan çıkar. Zaten öyle. Başka türlü drama olmaz. Sinemada da, tiyatroda da ve dahi dizide de. Zaten aşıklar kavuşsa bu kadar şarkı evet, ve kavuşturdun eser anne, ne anlatacaksın? Çıkmadı. Üç kere pikniğe gönderdin, iki kere yemek yedirdin. E hadi çocukların da yaptın. Ne anlatacaksın? Kaç bölüm anlatabilirsin? Olmaz. O yüzden uzlaşmazlıların çelişkisini anlatan işlerdir. Sinema, tiyatro ve dizi. Sevgili izleyenler, telefonla ulaşamıyoruz diyorsunuz. Mailler geldi. Ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 0216 586 48 48'den bize ulaşabilirsiniz. Ravza İncil'i soruyor. Hem tiyatro hem hukuk dediniz. Sanat ve hukuk. Niye hukuk değil de sanat? Vallahi birincisi ÖSYM. Gönderdiler de ben mi gitmedim? Yani ilk başlangıçta yani onu söyleyebilirim. Ben biraz pratik bir öğrenciydim. Hep öğrencilik hayatında hep öyle. Yani ne kadar lazımsa o kadar yapan. Hani yani 70 ile geçiliyorsa 74'lük falan yapıp böyle geçerdim hep. Matematik, hani başta söylediğiniz ama biraz abes olacak şimdi. Matematik hayatım boyunca çok sevdiğim bir daldı. Hiç orada hani mümkün ol hırs yapmıştım hep. 10 tane soru varsa onu da çözmem lazım gibi. Ve hani çok sevdiğim geometri, trigonometri, matematik, aritmatik. Çok sevdim her zaman. Ama... ÖSYM'de o sene 91 netle Cavidan adında sınıf arkadaşım, bir sene önce, ben bir sene sonra girdim şeye, ekonomik sebeplerden dolayı, yani üniversite çalışmam gerekiyordu açıkçası, sınava giremedim. Bir sene sonra girdiğimde Cavidan'la konuşurken kulakları çınlasın, o da hukukçu oldu şimdi. Cavidan İstanbul hukuku 91 netle kazandı. Dedim ki ben, Cavidan geçen sene İstanbul hukuku 91 netle kazandıysa ben 95 yaparsam İstanbul'u kazanırım. 95 net yaptım. Kazanamadım. Tamamen dışarıda kaldım. Bir Ankara kamu yönetimine yetiyordu puanım. Oraya da gitmedim. Sonra da zaten konservatuvar sınavlarına girdim. İmar Sinan tiyatro bölümünü kazandım. Oradan devam ettim. Tamam, bir ara zaman bulursan oku da oku bence. Uzaktan da olsa. Hukuku okumak istiyorum. İşte... Çok güncel bir cevap olacak. Hani okusam ne olacak şu günkü günde diye de düşünmüyor değilim. Olur mu? Arkadaşlar hep okuyorsunuz ve mezun olduğunuzda işler sizi bekliyor arkadaşlar. Tavsiye eder misiniz? Hukuk okuyayım mı arkadaşlar? Okusun diyenler, hukuk oku diyenler elini kaldırabilir mi? İçinde kalmasın, oku. Hayır okuma diyenler. Bunlar da üniversite öğrencileri, üniversite düşmanı, görüyor musun? Size Yandım Yandım adlı şarkı yarmak ediyoruz. Ama haklılar da çünkü... Her iki üniversite mezunundan maalesef birisi işsiz olduğu için üniversite okumak çok zor koşullarda giriliyor. Çok, çok zor da şart değil galiba okunuyor. İşte o yüzden. Orayı, o zorlamayı kaldırmamız lazım hayatımızda. İşte belki onu rahatlamak yani lazım. Üniversite diplomasını evimize koyduğumuz zaman hayat devam etmeyecek. Benim çok dünya tatlısı bir bilim adamı dünya amcam tatlısı var. Kızım var. Kızım var. Kızını yarın üniversite mezunu olmayan biri gelse evlenmelerine izin verir misin? Öyle mi gitsin, üniversiteyi bitir gelme. Dürüstçe söyleyeceğim. Eğer kendisi üniversite okumuş ve mezunsa ve eşi söylerken bile tuhaf hissediyorsun. Yani müstakbel eşi üniversite mezunu değilse belki bir kültür karmaşasından mutsuz olabilirler diye düşünüp çok müdahale edeceğimi sanmıyorum ama istemem. Ama kendi üniversite eğitimi yapmazsa ve hani kendi gibi kendi standartlarında bir eş aday olursa
Tabii ki onun, sonuçta onun hayatıdır. İşte karar anne doğrumuş. Babalar da öyle baktığı için de zorunlu i̇şte, oluyor, baskı hissediliyor. O yüzden hepimiz o yüzden üniversitede okuduk. İş yerlerine sonra, gidiyorsunuz, hep neyi yapıyorsunuz? Ben bilemedim, tiyatrocu olunca kız vermiyorlarmış. Onu bitirdiğin üniversitenin dönemi var. Her üniversite mezununa da kız vermiyorlar yani. Onu bitirdiğin bölümün rentable olması lazım. Hukuk iyi o yüzden bak, ama istemiyorsunuz ama hukukçu her zaman, bizim oğlan avukat falan, o iyi bir şey yani. Ha, öbür türlü sanatçı, bir de çalgıcı tarafımız varmış. Ne işe bir sanatçı ya. Sevgili izleyenler, ilerleyen saatlerde şarkı da söyleyecek, gitar da çalacak. Farklı yönlerini göreceğiz. Gitar çalamayacağız, ters evet, gitar. Evet, mikrofon buyurun. Öncelikle iyi akşamlar. Benim sormak istediğim, hani herkesin belki de merak ettiği bir soru. Siz Cihan Hoca olarak belki çok başarılısınız kendi rolünüzde ama gerçekte olmayan lise hayatlarının daha önce de gösterildiği gibi arka sıradakiler mesela, bence ilk öncelikle bu soru sorulmalıydı. Gerçek hayatta var olmayan bir lise hayatının eğer televizyonda başarılı olması, reyting kuruna başarılı olsa da gerçek hayatta sizin için ne kadar büyük bir başarı acaba? Bunu merak ediyorum. Çünkü hiçbirimiz böyle liselerde okumadık. Böyle bir lise hayatı da gerçekten de, hani... Yani öyle bir lisede mi okumak istiyordun? Hayır, demek istediğim bu değil. Yani benim okuduğum lise çoğu Sevgi liseye göre belki. Daha ona benzer bir lise olmasına rağmen Amerikan pastası vari liselerin gösterilmesi bence hiç uygun bir şey değil. Kendim beğenerek izliyorum. Senin içinde orta kalmış. Fakat buna rağmen demek istediğim, sizin gibi bence eğitime önem verdiğini söyleyen, hani bu oluşumun içinde var olan bir tiyatrocu olarak, kendi tiyatronuz da var. Gerçekten bence reyting kuruna yapılmaması gereken şeylerin televizyonda gösterip bir başarı gibi gösterilmesi bence bir başarı değil. Teşekkür ediyorum. Evet. Alkışladınız ama yanılıyorsunuz. Çok sağlam bir cevabım var. Seni de alkışlarlar. Musab. Mutap. Musab. Evet. Musab. Musab'cığım. Biraz önce arkadaşının Tufan'ın sorusuna paralel bir şey sordun aslında. Onun oradan devam edeceğim. Ben zaten biraz önce söylerken dedim ki sinema ve tiyatro ayrı bir şeydir. Televizyon ayrı bir şeydir. Televizyon şöyle bir şeydir. Benim algımda, koyduğum yerde. Tiyatroyu daha çok sevdi dediniz. Ben televizyonu da sevenlerdenim. Yaptığı işi de çok sevenlerdenim. Televizyonda yaptığı işi de. Hep de seçerek yapanlardanım. Ama televizyonda şöyle bir durum vardır. Ben çarşamba günü bana gelen bir senaryo vardır. 6 günde çekmem gerekir. Günde ortalamada 60 kişinin evine ekmek götürdüğü bir sette günde 18 saat çalışarak o 120 dakikalık diziyi çekerler. Çekeriz hep beraber. Buraya kadar bir sorun yok. Ben kaseti kanala veririm. Ben derken tabii ki bunun görevlisi kimse o. Veririm. Kanal bunu alır. Yayın günü avukatlarını izlettikten sonra yayın günü yayına verir. Yayınlanır. Biz ertesi gün reytinglere bakarız. Reytinglere baktığımızda bir bakarsınız ki Güneş'i beklerken birinci olmuş. AB ve Total'de. Şimdi... Hadi biz yanlış yapıyoruz. İzleyenler de mi? Şimdi onu söyleyeceğim. 6000 sanıyorum 400'e yakın denek, yani makinanın olduğu bir ölçüm sisteminden bahsediyoruz. Ve bu ölçüm çok yakın bir zamanda yeniden dizayn edildi. Ben tam da senin gibi düşünüyorum. Tam da senin gibi. Ama matematiksel gerçekler bana diyor ki Güneş'i beklerken iyi dizi bu toplumda ortalamada aldığı reytingle 25 milyona yakın insan internetten indirip seyrettiği hariç. 25 milyona yakın insan, 75 milyonda 25 milyon insan izliyor diyor bana bunu. Ben de diyorum ki hayal ettiği lise hayatını gösterdiği için bir fantezi dizisini niçin bu kadar ciddiye alıyorsunuz? Tiyatroya geleceksin o zaman. Ben sana daha gerçek hikayeden anlatıyorum yüzüne yüzüne. Bu gece Abbas Bey'in şahit olduğu gibi. Ya da sinemaya gideceksin. Yüzüne yüzüne, çok dürüstçe, hiç sansür uygulamadan. Televizyon şöyle bir iştir. Ben o kaseti veririm. 20 dakikada bir 10 dakika reklam yayınlanır. 25 milyon insanın izlediği bir yayına her firma reklam vermek ister. O reklamı aldığı sürece o yayın devam eder.
İzlemiyoruz demeyin. Sen de bayıla bayıla izliyorsun. Herkes de bayıla bayıla izliyor. Siz izlediğiniz sürece de bu yayınlar devam eder. Ben hatırlayanınız var mıdır bilmiyorum. Yeditepe İstanbul diye bir dizi çektim. Şiir gibi bir diziydi. 49 bölüm çektik TRT'de olduğu için. Dünyanın her yerine, Avustralya'dan Amerika'ya bilmem nereye kadar orada yaşayan arkadaşlarıma CD'ler çoğaltıp gönderdim. Ne kadar ünlü olduysa, ama bir gün bile 20.likten 19.luktan yukarı çıkmadı iş. Bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu? Televizyon ticari bir mecradır. Yaptığınız ortada ürün, bir kabahat varsa hep birlikte işliyoruz. Hep beraber işlediğimiz kabahat. Ben ekmeğimi buradan kazanıyorum. Ekmek yediğim yere de küfredecek değilim. Evet. Enver Seven diyor ki bu kadar abuk subuk gündemin içinde Emre Kınay'ı dinlemek çok çok iyi oldu diyor. Rahatlattık diyor. Samimiyetsiz konuşan onca insandan bıkmıştık zaten deniliyor. Teşekkür ve ederim. Ve tiyatro. Son bir yıl içerisinde tiyatroya gidenler, samimi bir şekilde gidenler. Tiyatro iyi. Sever bir üniversiteye gidiyoruz. Tiyatro fiyatlarından öğrenci arkadaşlar hep şikayetçi. Özellikle özel tiyatro fiyatlarından. Siz çok mu para kazanıyorsunuz yoksa çok mu vergi var üzerinizde? Türkiye'de sanat yapmak, tiyatro yapmak kolay bir şey mi? O yönde de çok sorular var. Nereye sizin doğru yaşadıklarınıza da ediyorum. Geleceğiz biraz. Yani siz bir mücadele veriyorsunuz. Evet. Sahneyi açık tutmaya çalışıyorsunuz. Tiyatroyu topluma sevdirmeye çalışıyorsunuz ve evet. Dayak yemediğiniz kaldı. Evet. İsterseniz oraya da gelelim. Türkiye'de sanat yapmak nasıl bir şey? İmkansıza yakın, zor. Yani içinizde sanatçı olmak isteyen var mı? Varsa. Özel. Çok net. Hala var ona rağmen. Çok açık olarak söylüyorum. Benimle istediğiniz zaman, yani sadece programda değil, Abbas Bey geldi bugün gördü. Ne kadar kalacağız orada bilemiyorum ama bu şartlar altında. Ama hani istediğiniz zaman beni yakaladığınız her yerde oturun, sabahlara kadar konuşalım. Son derece dostane ve çok abi, arkadaş, ne görüyorsanız çok açık söylüyorum bunu. Çok samimiyetle de söylüyorum. Yapmayın diyorum artık. Eskiden bundan 3 sene önce böyle demezken artık yapmayın diyorum. 10'ar kişi, geçen hatta bir 10 kişilik bir abimin öğrencileri, bir arkadaş oyuncu abimin öğrencileri gelmişlerdi. Alten Erkekli'nin, hadi onu da söyleyeyim, kulakları çınlasın. Onun öğrencileri gelmiş. İşte biz tiyatro yapmak istiyoruz, nasıl yapalım? Yapmayın dedim arkadaşlar. Yapmayın çünkü hani yapmak istemeyin demiyorum. Yapmak hep isteyin, hepimiz istiyoruz ama şimdi çok açık söylüyorum. 20 lira ya bilet satılıyor. Yani 20 liraya tiyatro izleyebiliyorsunuz. Bundan 4 sene önce, biraz ekonomi politiğe, biraz politik bir tarafa gelelim mi? Yani. Bundan 4 sene önce Pembe Köşk'te AK Parti Grup Başkan Vekili Canikli, Sayın Canikli, şimdi Spor Bakanı olan Sayın Kılıç ve birkaç tane milletvekiliyle beraber çok sıcakkanlı davetlerini icabet edip gittik. Bir sabah, hatta benim doğum günümde o gün, hiç unutmuyorum. Beraber muhabbet ettik, sohbet ettik. Çok sevdik birbirimizi. Muhabbet çok, yani bir saatlik toplantı oldu, 3,5-4 saat. Ben toplantının bir yerinde Sayın Canikli dedi ki ya Emre Bey ne yapabiliriz yani? Samimiyetimize de inandılar diye tahmin ediyorum. Vallahi dedim Sayın Bakanım, bizim en büyük sıkıntımız pahalı bilet. Vatandaşın değil benim sıkıntım. Çünkü pahalı diye ne öğrenci gelebiliyor ne vatandaş gelebiliyor. 4 kişilik bir yere gelse 100 lira para vermesi lazım. Bunun %20'si gelir vergisi. Bu biletin 20 liranın. %20'si gelir vergisi. %8'i KDV. %4'ü bilmem ne. Düştüğünüzde tiyatroya kalan para 1 lira 90 kuruş falandır 20 liralık bilette. 1 lira 90 kuruştur koltuk başına. 40 liralık bilet satıyorsanız da bu rakam taş çatlasın. 3 lira 40 kuruşa falan gelir. Yani bir ekonomist gibi söyleyeyim onun detaylarını ama istiyorsanız başka özel zamanda internetten falan paylaşabilirim. Dedim ki çok basit, bakanlar kurulunda bir karar alacaksınız. Önce KDV'yi kaldıracaksınız. Sonuçta zaten çok da tüketilen bir şey de değil. 75 milyon nüfusta 6,5 milyon bilet satılmıştı o sene. 6 milyon bilet satılmış. Hani ne olur ki? Aa dedi, danışmanını çağırdı. Ya biz bunu bakanlar kurulunda alabiliyor muyuz dedi. Tabii ki efendim dedi oradaki. Şimdi ben buradan soruyorum. Kendi cep telefonunu verdiği bir Gmail'den soruyorum. O bakanlar kurulunun üzerinden 4 yıl geçti.
çok mu zor bir tiyatro biletinden bütün vatandaşın faydalanması için vergileri kaldırmak? Sizinki yine eğitimden de alıyoruz. Siz buradaki öğrenci arkadaşlarımızın eğitimden de alınıyor. Yani o yüzden alınıyor. Parasız eğitim, parasız sanat şart. Bir toplumun gelişmesi için başka yolu yok. Ben öğrenci arkadaşıma nasıl söyleyeyim ki bana tiyatroya geldiği? Peki ben bir oyunu 100 bin liraya mal edebilirken dekoru kostümü bu gece gördüğünüz gibi müziği vesairesi, turnesi, personeli vesaire ben nasıl bedavaya satayım ki? Ben ne yapabilirim? Yapabileceğimi yapıyorum zaten. Bileniniz biliyor. Yani televizyondan kazandığınızı oraya atıyorsunuz. Hepsini değil dürüstçe söylüyorum. Bir kısmını evet oraya aktarıyorum. Yani ben tamamını alıp hayatımın konforunu daha yükseltebilirim. Ama bu benim misyonum benim. Tiyatro seyrettirmek, turne yapmak, oyun oynamak, oyunlarla hikayeler anlatmak. Hala neden Kral Lear'ın bugünkü siyaset ortamına dünyanın ve bugünün baktığında Kral Lear'ın neden oynanması gerektiğini dolanarak, oynayarak, Shakespeare oynayarak, Molière oynayarak, Chekhov oynayarak, Türk yazarları oynayarak hepsi bunları anlatmak zorundayım. Yok bana sunulan imkan. Dünyanın her yerinde ben bunu yapacağım dediğimde ben o ülkenin vatandaşı olsam önüme imkanlar sunulur. Dünyanın her yerindeki sanatçılara, eğitimini özellikle bu alanda yapmış olanlara. Ben yapıyorum, benim yaptığımı benim elimden alıyorsun. Bırak senden destek de istemiyorum. Çok basit bir tane soru öncelikle. O gün söz verdiğiniz ki o gün ben yalnız değilim. Yanımda en az 5-6 tane oyuncu arkadaşım da vardı. Çok mu zordu Bakanlar Kurulu'nda tiyatro biletinin üzerindeki gelir vergisi, KDV, damga pulu, harcı bilmem nesini kaldırmak. Ben onların o zaman, çok samimi olduğuna inanıyorum. 5 lira ama ile 7,5 lira arasında bu gece izlediğiniz oyunu izleyebilecektiniz. Hodri meydan. Birisi bana cevap versin. Ben kime söyleyebilirim bu derdi? Sizin için yapıyorum bu kavgayı. Ya kendi mesleğimi yapabilmek için. Çünkü biliyorum ki ben 20 lira 40 lira arasında bile satarsam siz bir süre sonra gelemeyeceksiniz. Çünkü ülkenin ekonomik durumu ortada. Ben sizin gelmenizi istiyorum. Gelmenizin tek yolu bilet fiyatının ucuzlaması. Bunu yapabilecek olan ben değilim ki. Keşke olsam. Keşke muktedir olan ben olsam bu konuda karar verecek olan. Çok yaralıyım i̇şte bu konuda. Biz çok bu tartışmalar üzülüyorum. Çok yaptık da tiyatrolardan kaldırdım mı eğitimde de kaldıracaksınız. Eğitimde kaldırdım mı kitapta kaldıracak. Kitapta kaldırdım mı gazetede diye. Maliye hepsinin önüne bir set çekiyor. Hiçbir yerde kalkmıyor ama kalkması gerekiyor. Dünyanın her yerinde destekleniyor. Daha komiğini söyleyeyim mi size? Kobi diye bir şey var değil mi şimdi? Neydi açılımı? Komik saat teşekkürler. Yok Kobi. Kobiler. Kobi bankacılığı falan filan var. Krediler veriyorlar. Bir de kredi veriyorlar. Neydi onun adı? Küçük ortak, küçük ölçekli devlet veriyor hani şeyde. Ben mesela zorunlu olarak durduk yerde şahısken biz tiyatrocular bir araya oynarken şirket olman lazım dediler. Hadi şirket olduk. Ortaklık olması lazım dediler. Hadi ortaklık kurduk. Limited olmanız lazım dediler. Ya tiyatro limited niye olsun? Limited olduk. Şimdi ben limited bir şirket adına da konuşuyorum burada. Duru Tiyatro bir limited şirket. Mecburen. Maliye beni dedi ki bilet satıyorsun şirket olman lazım. Yahu tamam olduk ama ben tiyatro üretiyorum. Öyle deli gibi de bir satan bir ürünüm yok. Kendimi, yeteneğini satıyorum. Öyle bir şey. Kobi kredisi alalım da toparlanalım dedik. Tanımı yok. Ödediğim vergi diğer limitedlerle aynı. Kesintilerimin tamamı diğer limitedlerle aynı. Her şey diğer limitedlerle aynı. Ama yararlandırmada, kredide, kobide, orada, burada sen tiyatrosun. İyi de ben kobiyim. Aynı zamanda küçük, orta ölçekli şey işte yani. İşletmeyim. Bilet satıyorum, sen alıyorsun, oraya gelip oturuyorsun. Bu koltukların ne yapacağım parayı? Koltuk yüzü kaplatacağım, daha iyi koltukta otursun diye. Daha çok lamba alacağım yahu, benim de işim gideri var. Ama sen kobi değilsin. Vergi verirken öbür limitetle aynı oranda ödüyorum ben. Değilsin. Bu çelişkiyi bana birisi izah etsin. Evet. Arkadaşlar tiyatrodan, sanatın her türünden, eğitimden vergi kaldırılsın diyenler elini bir kaldırabilir mi? Evet, Ankara bu tabloyu gör. Gerçekten eğitimin gelişmesini, sanatın gelişmesini istiyorsak, öğrenciler her şeyi halk biliyor, halk karar veriyor diyorsak, genç arkadaşlarımızın bu kararlarına da saygı gösterilsin diyoruz. Buyurun. Meslektaş aday. Hoş geldiniz. Hocam meslektaş aday. Mikrofon. Şeyi soracaktım hocam. Bu toplumdaki ön yargıyı nasıl kıracağız biz? Öncelikle kendi ailemden başlayayım. Lise 2'de ben tiyatroyla tanıştığımda ailemin de danışmak istedim bu konuyu. Ne yapacaksın dedi. Aç mı gezeceksin dediler bana. Direkt bunu dediler.
Hani kafayı yemediğin gibisinden. Ama yani bir şekilde ben bu işi yapıyorum halen. Bir türlü engel olunmuyorlar. Gizli yapıyorum. Gizli nasıl yapıyorsun? Gizli derken şu an bir gizli... Tiyatro gizli nasıl yapılır bana da öyle yani, bilmiyorum. Yani giderken habersiz gidiyorum veya... Hani bir şekilde gidiyorum maça yani sonuçta. Maça gidiyorum diye gidiyorsun, tiyatroya gidiyorsun. Yani evet. Hayırlı evlat. Yani ben şunu da hatırlıyorum. Okula gitmeyip sabah sete gittiğim günler oluyordu. Yani bu duyguları şimdi da yaşadım. Şimdi tiyatro mu yapıyorsun, sete gittiğim dedin, dizi ya, de oyunculuk da mı yapıyorsun? Tiyatro. Ama tiyatro. Toplumda bir ön yargı var. İşte sanat camiası deyince gece hayatı, kumar... Karı, kız. Yani bunlar gerçek. Herkes böyle... Öyle yani. Toplumda değil. Bir öyle... Beni de götür. Nerede gerçek? Hayır, hayır hocam. Hocam, anlıyorum. Nerede gerçek? Topluma böyle yansıtılmış. Toplum nerede? Böyle sanıyor. Bazı bir kesim. Ama ben böyle şey görmedim yani. Hatta sette ibadet yapanlar da gördüm. Namaz kılanlar da gördüm. Ama nedense bunlar bir türlü ortaya çıkmıyor. Konuşulmaz onlar. Bir de hocam bir şey danışacaktım. Ya şimdi geçenlerde ben Taksim'e çağırdılar senarist hoca. Ya gittim sinema filmi, ya her şey ayarlamış, biçmiş. Bir baktım ulan bu ne? Ben bu oyunu yaparsam bittim ben. Hani şey olarak senaryoyu detaylı anlatacağım size. Ne yapıyordun anlamadım ki. ya şimdi burada söyleyemem de senaryonun tamam, detayını anlatacağım. Sen sonra anlatırsın. Anlatacağım. Sonra baktım oradaki senarist abi dedi ki oyuncu rol seçmez, oyuncuya rol verilir, oyuncu o rolü oynar dedi. Oyuncuya rol verilir, neyse evet. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Bir de bu, yani bu toplumun genel bir sorunu aslında. Sürekli bir ön yargı var. Arkadaşlarımda da var. Hani bunu biraz açıklarsanız şu an annem... Arkadaşlar, arkadaş sanatçı olursa yan çizmeyin, selam verin ona. Evet, bir de bu rol, ne rol verilirse yapılacak diye bir kayıda var mı? Biz gazeteciyiz, hani biz de her tabii haberi yaparız diyoruz ama hoşuma gitmeyen habere de ben niye koştum? Yapmak istemediğiniz haberi niye yapasınız? Oynamak istemediğim bir rolü niye oynayayım? Yani rol verilmez alınır diye bir laf vardır bizde sektörde. O rol, o iş vardır ama hani kimse sana oynayacaksın lan falan filan diyemez yani. Öyle bir şey yok. Seçtiğin rolleri oynarsın. Sen seçersin. Zaman zaman bakarsın getirisinin çok olacağını, ne manada anlıyorsan anla bunu. Getirisinin çok olacağını düşünsen bile hayatının ilerleyen dönemlerinde önüne çıkacağını düşündüğün zaman onu yapmazsın. Yapacağın şeyin de sonuna kadar arkasında durmak zorundasın. Yani senin söyleyemediğin, benim anladığım, eğer senaryo içinde bir sevişme sahnesi varsa, oyuncuysan hikaye... Sadece sevişmeyi anlatmıyorsa, 12'yi geçtiğimiz için rahat konuşuyorum. Sadece sevişmeyi anlatmıyorsa, eğer bir kanser hastasının hikayesini anlatıyorsa, çıkartabiliyorsan çıkartır senaryodan bu toplumun hassasiyetlerini göz önünde bulunarak. Yani o hikayenin anlatılmasından daha önemli değil sonuçta onun olması. İse eğer bunu rica et. Yapamıyor musun oyunu o zaman? Ben hiçbir mühendise... Falanca derenin üstüne niye köprü kurdun diye nasıl ki soramam. Hiç kimse de bana bu rolü niye oynadın ki diye soramaz. O benim özgür irademle, beni ilgilendiren bir şey. Benim seçimim bu. Daha hesap soracağımız başka şeyler var. O yüzden toplum daha rahat konuşabilmemiz lazım. Tabii de konuşamıyoruz. Şu anda annen arıyor galiba. Annesi arıyor şu an. Çabuk evet. O programdan çıkıp eve geliyorsun diye. Siz sonra iki sanatçı baş başa verir konuşursunuz. Öncelikle hoş geldiniz Emre Bey. Benim sorum daha farklı bir açıdan olacak. Osmanlı döneminden sonra Tanzimat, Milli Edebiyat, Cumhuriyet vesaireden sonraki sanat hayatını Türkiye'deki nasıl değerlendiriyorsunuz bir sanatçı gözüyle günümüze kadar? Sanat hayatı derken yazın hayatından bahsediyor. Verdiğin edebiyat çünkü örnekler. Edebi, tiyatro yani edebiyat olarak, tiyatro olarak, şiir vesaire yani tüm sanat... Tüm sanat. Tiyatro tüm olarak dersen, o zaman tiyatro siz cevaplayın. Diyelim siz tiyatrocu olduğunuz için tiyatro... Tiyatro ve edebiyat diyelim. Evet, tiyatro ve edebiyat. İyi değerlendiremiyorum tabii ki. Yani şimdi şöyle bir ülkede yaşıyoruz. Çok hep beraber konuşalım bunu. Yani hep beraber konuşalım. Bir, bugün bile hala bir gayri ahlaki işler yapan bir... Subay hikayesi anlatabilir misiniz? Daha önce şunu sorayım. Gayri ahlaki, kaçakçılık yapan, yasalar çerçevesinde davranmayan polis var mı hayatın içinde? Hayat
Çok çekingensiniz. Var mı yok mu? Her toplumun içinde çürükler var. Vardır. Çürük olan bir polis şefi hikayesi anlatabilir misiniz bugün Türkiye'de? Efendim? Zor. Şimdi şuraya varacağım. Bir asker hikayesi hayır. Doktor hikayesi anlatabilir misin? Hayır. Anlatamazsın. Onaylayan makamda anlatırsın. Tıpkı işte lise hayatlarında anlattığımız gibi, anlatabildiğimiz gibi. Anlatamazsan bir süre sonra yazan otosansür etmeye başlar. Buradaki savcı uyuşturucu şeyinde aracılık yapıyordur diye yazarken senaryo durur. Bizim ordumuzda öyle subay yoktur diyecek şimdi. Bunu subay yapmayalım diyecek. Polis yapalım polis. Şimdi emniyet müdürü diyecek ki bizde öyle emniyetçi de yoktur. Tespit ettiğimiz anda yahu edemediğini anlatıyoruz zaten. Onu anlatacağım sinema filminde. Yani sinema film çekeceğim ve illegal işler yapan bir polis anlatacağım. Mesleği anlatmayacağım ki. Ben ahlak dışı davranan mesleğinden bağımsız olarak tesadüfen o sırada o mesleğe de zarar veren üstelik. O mesleğe de aslında zarar veren bir adamın hikayesini anlatacağım. Bunu anlatamadığınız bir toplumda ne edebiyat ürer ne demokrasi olur. Bunu yapamadığımız için, yapamayacağımız için bizim de neler geçiyor gönlümüzden. Hemen yani cinsel içerikten falan bahsetmiyorum. Ne hikayeden anlatmak var ama diyoruz ki oyun konuşurken yapmayalım ya şimdi turne yaptırmazlar. Yapmayalım ya salon vermezler. Vermiyorlar. Yani vermiyor. Çok örnek var. İsterseniz anlatırım. Televizyonlarda Amerikan filmlerini görüyoruz. Ne başkanı, ne sanatörleri, ne valileri. Hepsi yerin dibine sokuluyor. Ama şöyle bir meslek refleksi yok orada. Askeri anlattığın zaman Pentagon'dan 3 tane general çıkıp bizde böyle subay yok demiyor. Amerikan yasasında varsa diyor burada cezasını da görür. Bu kaçakçılık, bu dolandırıcılık, bu işkence bilmemlisi cezası vardır diyor. Onu da gösteriyor. Bazen göstermediği de oluyor. Ama size şunu sorarım mesela. Geçen gün konuşulduğu için Amerika sinemayı çok güzel propagandasında kullanır. Rambo 3'ü hatırlıyor musunuz? Rambo 3'ü. Rambo 3 atın üzerinde kimlerle Ruslara karşı savaşıyordu? O Afganlar hangi gruptu? Talibanlardı. Rus tehdidi kalktığında o Taliban, kendi yarattığın Taliban senin düşmanın oldu. Ama sen yarattın o gün orada onu. Amerikan sineması Orta Doğu'nun bütün ya da Irak hikayesi ya da Kuzey Afrika hangi birinde insana ait öykü anlatırken özellikle Hollywood sinemasının bu action denilen filmleri ve sektörü Pentagon'la beraber çalışırlar yaparlar. Hepimiz bayıla bayıla o okunucuna sardığı ve o Rus subayını okla vurduğu üstelik de Talibanlarla beraber vurduğu Amerikan gizli haber alma subayının hikayesini seyrettik yıllarca. Sonra da bütün dünyaya Bin Laden'in yuvasının nasıl patlatıldığı gösterir. Sen yarattın devleri, Saddam'ı, onu, bunu, şunu. Sevgili izleyenler, güncel konulara da gireceğiz ama reklam aramız da var. Bir soru değil de katkıda bulunmak istiyor. Ne garip bir ülkeyiz diye başlıyor Ali Tanger. Türk tiyatrosuna yatırım yapmıyoruz, biletler pahalı diyoruz ama Broadway müzikleri geldiği zaman çok büyük paralar harcıyoruz diyor. Kendi ürettiğimize, yani bu Türkiye'nin hemen her alanında araba en çok Almanya'dan çok Mercedes satılıyor. İşte lüks tüketim maddelerine müthiş paralar harcıyoruz. Ondan sonra tarım öldü diyoruz. Aynı şekilde de bir yandan tiyatro öldü diyoruz ama yabancı bir film, yabancı bir eser geldiği zaman da koştur koştur. Kevin Spacey geldi buraya 3. Richard oynamaya. 3. Richard ondan bir dönem önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oynanıyordu. Çok da güzel oynanıyordu. Ve en az Kevin Spacey kadar iyi oynuyordu Türkiye'deki aktör. Hayatında tiyatroya gitmemiş insanlar görüldü o tiyatroda. Kevin Spacey'in oynadığı 3. Richard Shakespeare uyarlamasını görmek yani. İçin. Yani biz biraz... Daha samimi olmamız gerekiyor sanki. Sanat içinde anlamaya çalışan kendimizi değil, kendimizin içinde göründüğümüz sanatı seven bir toplumuz. Biraz uzun bir cümle oldu ama sanıyorum. Anlatabildim mi? Anlatamadım. Sonra aradan evet, sonra anlatırım. Şimdi reklam arası verelim de ama reklama girmeden önce Musa Kart bakalım sanata. Nasıl baktı, neler çizdi? Ondan sonra biraz da güncel siyasete girmek istiyoruz. Güncel sanatçı gözüyle siyaset konuşmayacağız. Çünkü Ankara'da yeterince siyaset konuşuluyor. Evet. Her taraf siyaset, bütün programlar siyaset. Biz sanatçıların duyarlılığı açısından neden sanatçılar nasıl bakıyorlar, nasıl bakmıyorlar onları konuşacağız. Bakalım Musa Kart ne çizmiş şimdi?
olmak ya da olmamak. Polis! Hakkınızda şikayet var. Benim yavrularım ülkemde okuma şansını bulamadı. Biz Türkiye'yi maceralara sürüklemedik. Sürekli aramda duygusal bir ilişki başladı. Zor, zor kadere emanet ettim seni. Petrol var da biz mi çıkartmıyoruz? Biz darbelerin çocuğuyuz. Yani onları hatırlatıyor bana. Ki biz diyoruz ki yolsuzlukları önleyeceğiz. Kaldırım dokunulmazlığı. Hangi şarkının neresinde, hangi şiirin en sevdalı sözünde çıkacaktın bilemezdim. Dilimin ucundaydın hep. Şimdi düşüverdin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Dünyada birileri bir şeyi başarmışsa ben niye başarmayayım? Türkiye Cumhuriyeti kelimesine kim rahatsız olur ya? Adalet özgürlükten daha önemlidir. Evet sevgili izleyenler. Genç Bakış çok çok üniversite mezunu verdi. Öğrenci arkadaşlarımız ne olur mezun olmadan bizim üniversitemize gelin. Yoksa üniversite öğrencisi olduğumuzu hissedemiyoruz diyorlar. Gerçekten de bu program üniversite gençliğinin sesi olan bir program. Ve gençlere yönelik söyleyecek sözü olanlar da hiç kaçmadan hemen davet ettiğimiz gibi geliyorlar. Emre Kınay'ın olduğu gibi hiç o kadar yorgunken, o kadar yoğun gündem içerisinde ben gençlerle birlikte olmak istiyorum dedi. Geldi ve önümüzdeki dönemde de, önümüzdeki haftalarda da yerel seçim nedeniyle bol bol siyasetçiyle çıkaracağız. Ve Türkiye için, yerel yönetimler için, bulundukları kentler için neler yapacak onları sizlerle paylaşacaklar. Ve bir sürpriz yapmak istiyoruz. Telefon numaramızı hatırlattıktan sonra diğerinde bir sorun çıktı. 0216 517 3355'ten bize ulaşabilirsiniz ve gitarı yanında ve sesime de ben güveniyorum dedi. Oy, müzik de yapacağım şey dedi. Bakalım neler söyleyecek Emre Kınay. Söz onda, saz onda. Abbas Bey. Hani Abbas Bey siyasetçileri sıkıştırıyor. Sesime güveniyorum. Gitarda hem de yeni sanatçıyım. Albüm de haftaya çıkıyor diye. 10 parmağında 10 marifet. Vallahi bir şarkı söyler misin dediniz bana. Ben dedim ki vallahi ne güzel. Üstelik de gitar da ters. Ben solağım, bu sağ gitar. Artık sürçülisan edersek affola. Sessiz, sedasız açardın gecelerde. Kimse bilemez, göremez kuytularda. Sonsuz ve dipsiz sevdalarda, duygularda. Sakin, kimsesiz ve sahipsiz uykularımda. Şimdi artık seni koklar yalnızlığım. Seni arar, seni sorar sevda çiçeğim. Şimdi artık seni koklar yalnızım. Seni arar, seni sorar sevda çiçeğim. Sevda çiçeğim. Sevda çiçeğim. Ya sanki operaya falan da ilgi var böyle, operacılığa göre. Hocam eğitim oradan ya. Oradan olunca oradan bakın. Bu arada ben SSU Müzik Band'e çok teşekkür ediyorum. Gitar da onların zaten. Süleymanşah Üniversitesi Müzik Grubu. Neredeler onlar? Buradalar mı? Arkadalar evet, galiba. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Keşke ederiz. Birlikte söyleseydiniz. Neyse bir dahakine olur. Bir dahakine. Evet, Norveç'ten Fikret Sezer yazmış. Diyor ki Norveç'te lise diploması almanın 5 şartı var diyor. 1- ilk yardım, 2- lisan, 3- spor, 4-
herhangi bir enstrüman çalmak beş güzel sanatlar diyor. Ne matematik ne fizik var. Tıpkı biz işte. Yani diyor, önce insan diyor, sonra meslek diyor. Gerçekten bizde de bu tür şartların olması gerekir mi? Sanat niye lazımdır düşünmek lazım aslında. Niye, neye lazım? Hiçbir şeye lazım değil. İçine tükürenler oluyor ama. Tabii. Hiçbir şeye lazım değil. Yani ömrünüz boyunca bir tane film izlemezsen, bir tane resim sergisine gitmezsen, bir tane kitap okumazsan ölmezsin. Ya bir hikaye var, onu anlatabilir miyim müsaade ederseniz? Benim bunu derslerde de anlatıyorum. Üniversitede ders yaparken de arkadaşlarla anlatıyorum. Sanat niye lazım diye. Bizim Küçükçekmece'de, ben Küçükçekmece'de büyüdüm. Ortaköy'de doğdum ama orada büyüdüm. Bizim orada küçük bahçeli bir evimiz vardı. Sonra ona müteahhite verdik. Çünkü yanımız, sağımız, solumuz, her taraf müteahhite verici. Bizim ev basık kaldı, soba da çekmiyor artık falan filan. Mecburen biz de verdik. İstemeye istemeye de olsa. Neyse, apartman yapıldı, 5 katlı. Ondan sonra 5 kardeşiz, birer tane daire verecek bize müteahhit. Süper. Gayet iyi gidiyor her şey. Ben gittim şeyi kontrol etmeye. Hani inşaatı kontrol etmeye. Çok üzgünüm. Uzun zaman gidemedim zaten. Hani babamı kaybettiğim ev, ablamları oradan gelin ettik falan. Çok özel bir yeri var benim için. Onlar da dinliyorlarsa şimdi gözleri de dolmuştur. gittim. Tam da o sırada böyle parke döşeniyor yani. İnşaat bitmiş artık. Ne kadar uzun gitmediğimi de düşünün. İnşaat bitmiş artık. Bir amca da çalışıyor. Parke düşüyor. Girdim içe. Karadenizli bir amca. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Kimsin dedi. Dedim ki ya ben işte mal sahibinin oğluyum. Ondan sonra ziyarete geldim. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne iş yaparsın dedi. Dedim ki ben oyuncuyum. Futbol, mitbol öyle şeyler mi dedi. Yok dedim, öyle bir şey değil, ben tiyatrocuyum. Nedir ki tiyatro meyatro? Dedim ki ya ben oyuncuyum arkadaş, hikaye var. Sağ gider hikayeyi anlatırım. Bazen bütün hikayeyi, bazen hikayenin parçası falan. Biraz anlattım onu orada öyle. Ya ne gerek var kardeşim dedi. Ekmeğine çorbana baksana. Ondan sonra insanın karnını bunlar doyurmaz dedi. Nasıl tatlı, nasıl şeker falan. Neyse biraz muhabbet ettik, çay içtik, kahve içtik. Ben gittim. Aradan bir hafta sonra gittim eve. Parkelere bakıyorum. En budaklı, en yamuk, en çirkin olanı en göz önünde. En düzgünü vesairesi de en koltuk altına gelecek yerlere döşenmiş parkelerin. Müteahhit de maldan çalmış. Böyle budaklı, %60'ı budaklı malın neredeyse. Çağırsanız üst kattan abiyi. Bak dedim, sanat tüketiyor olsaydın, eğer resime bakıyor olsaydın, biraz müzik dinliyor olsaydın, biraz sanatla ilgileniyor olsaydın, benden önce bu budaklıları buraya döşemek seni rahatsız ederdi. Hiçbir şey olmazsa estetik bir duygu geliştirir. Halının altında kalacak yere koyardın o budaklıyı. İlle de koyacaksın. İlle de koyacaksan eğer. Koymamanı tercih edin ama buna biz görmemişiz ki dedi. Onun da günahı yok ki. Onun da günahı. Hiçbir şey yapmazsa bütün herkes, yurt dışına giden herkes şunu anlatır. Ya uçakla Londra'ya iniyorum arkadaş, kibrit kutusu gibi ne kadar güzel, rengarenk, yemyeşil falan filan. İstanbul'da biz yaptık, bu hale getirdik. Gri ve kiremit rengi damlar. Gri beton, yeşil neredeyse yok. Çoğu yeri inşaat. Hele Boğaz'dan, köprüden geçerken sağ tarafa bir baktım, tepelerden birine. Şu anda böyle gerdanlık gibi bir inşaat yapılıyor ki. Hakikaten bir İstanbul çocuğu olarak da içim acıyor. İçim acıyor bu talana. Ama eğer biraz sanat tüketen bir toplum olabilseydik eğer, biraz müzik dinleyen, biraz daha sanat hassasiyetleri, sanatın içine tükürmeyen bir toplum olaydık eğer, biraz şehirciliğimiz en azından baktığımızda içimizin açıldığı bir noktada olurdu. Sadece bu kadar işe yaradı. Yaşam kültürümüz zengin. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Mikrofon. Hoş bulduk Muhammed. Hoş geldiniz tekrardan. Muhammed'ti değil mi? Ben Muhammed. Vallahi ezberledim hepsini, kısa söyledim. Sizin tiyatronuz kapatılıyormuş. Ben bunun mikrofon. Tiyatronuz kapatılıyormuş. Ben bunun nedenini çok merak ettim. Onu sormak istedim öncelikle. Ya bunu aslında haberlerden falan duydum. O yüzden sormak istedim size. Teşekkür ederim. İsterseniz biraz baştan dönelim. Bu tiyatro ne zaman açıldı? Hangi şartlarda açıldı? Siz ne yaptınız? Ve bugün ne yapılması isteniyor? Milli Eğitim Bakanlığı ise, ben Sayın Bakan'ı yakından tanıyorum, böyle bir şey asla yapmaz. Haberi olsa... Ben defaten ulaşmaya çalıştım. Kendisi bana dönmedi. Dönmek de istemedi diye düşünüyorum. Çünkü hani benim talebimi, görüşme talebimi
görmemiş ya da duymamış olması mümkün değil. Ben de çok tonton buluyorum Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın. Çok şeker buluyorum ve ben o göreve geldiğinde hakikaten çok ümitlenmiştim. Çünkü ortada bir yanlış anlaşılma ve bir kötü niyetli yönetici söz konusu. O da Kadıköy Anadolu Lisesi'nin. Bir insan hakkında çok, beni yakından da tanıyanlar çok zor böyle şeyler söylerim ama hakikaten bir kötü niyet söz konusu. O kötü niyet eline bir imtiyaz aldı ve bunu da tiyatro üzerinde kullanıyor ki çok kötü bir şey. Söz yani Kadıköy Anadolu'nun ben o salonunu biliyorum. Orada programlar da yaptık, çok konuşmalar da yaptım. Dökülen bir salondu. Şimdi Allah razı tiyatro olsun, sahnelenen bir salon haline geldi. Siz onlarla bir anlaşma yapmadınız mı? Yaptık ama ben tiyatrocu olduğum için işte romantik bir hata yaptım. Ben oraya her şeyden önce davet edildim. Ben oraya talip olmadım. Yani biz salonu arıyorduk. Bu salona gelin yerleşin dediler bize. Biz de gittik, yerleştik. Daha doğrusu ihaleye çıktı, ihaleye girdik. Ondan sonra tadilat lazım dedik. Yani buraya yapılan yatırımla seneye çık derseniz bana biz mağdur oluruz. Zaten tiyatroya harcanan para birden giden bir para ve tiyatroyu yapmaktan daha büyük para harcadığınız yer o tiyatronun adresini seyirciye ezberletmek. Çünkü evet, deli gibi ilan veriyorsunuz, deli gibi billboardlar yapıyorsunuz. Reklamın ne kadar pahalı bir şey olduğunu evet, siz çok iyi bilirsiniz. Biz bina yapacaksak nasıl yapalım? 10 yıllık yapalım dedim. Hani bu inşaat paylarını kirada düşük bir bedelle yapalım. Yani toplamda şöyle olacaktı. 10 yıllık bir kullanım olacaktı. 5 artı 5'le başta konuştuğumuz buydu. Yapılan sözleşmede bunu anlatıyordu. Biz 10. yılın sonunda bu yapılanların hepsinden hiç talep etmemek suretiyle ben ayda okulla paylaşımla, okulun tiyatro kolu var, müzik kolu var, milli eğitimin toplantısı var falan, onlarla da paylaşımlı bir kullanımda ayda 8.800 lira gibi bir rakam ödemiş olarak 10 yıla böldüğünde aylık. Evet. Bir rakama gelecek seviyede 10 yıldan sonra da o beni seviyor, ben onu seviyorum, evliliğimizi yürütmek istiyoruz, devam edecektik. Ama ikinci yılında bir yönetici değişikliğiyle beraber benim hayatımda hiç aklıma gelmediğim şeyler duymaya başladım ve görmeye başladım. Ve bir müdür anne atandı yeni olarak oraya. Dedi ki Semiha Hoca, kulakları çınlasın. Oğlum dedi, habire bizi dedi, beni dedi çekiyorlar ifadeye dedi. Ondan sonra biz 5 artı 5 yapamazmışız. Bu sözleşmeyi bu okulu yapamazmış. Biz bir yılda bir yenilenir yapalım bu sözleşmeyi dedi. Dedim ki müdür anne, hani bunu böyle yaparsak yarın öbür gün hani sen iyi niyetlisin de bir art niyetli gelirse biz ortada kalırız. Ben çoluğumun çocuğumdan kesip yaptığım bir şey bu. Benim bir sürü de insan çalışıyor orada. Bir hayat var gördüğünüz gibi orada. Olmaz dedim. Al dedi, yenileme garantisi koyarız dedi. Her yıl yenilenir. Benim dedi şekerim var, tansiyonum var. Ben en büyük hatayı orada yaptım. Bir tiyatrocu romantikliğiyle. O 5 artı 5'lik sözleşmeyi. Yırtıp 1 artı 1 yaptım. 1 artı yani her yıl yenilenir yaptım. Onu yaptığımın 6. ayında müdür hanımı görevden aldılar. Bir atmaca müdür bey verdiler. Zaten ama onun hani yanında zaten bir de müdür yardımcısı vardı. Gelir gelmez ilk işi zaten Kadıköy Anadolu Lisesi Mezunları Derneği'nin odasını oradan söküp atmak oldu ki Kadıköy Anadolu Lisesi mezunları çok aktiftir okullarında. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Her şerde bir hayır vardı. O salon size hem küçük geliyor hem yakışmıyor. Ay, eminim ki çok daha iyisi olacaktır. İnşallah. Çok daha güzel sonuç olacaktır. Sonuç itibariyle benim talebim şuydu. Bir yetkilinin bir tiyatro salonunun İstanbul'da kapanmaya müsaade etmeyeceği. Hele Nabi Avcı gibi bir ben, bakanın. Sayın Bakan'ın bu konuya haberdar olduğunu ve onayladığını bakan yardımcısı sanıyorum. Bakan yardımcısı Orhan Erdem'in bilgisi var. Onunla detaylı olarak konuştuk. Türkiye'nin gündemi öyle bir yoğun ki. Çok yoğun ama yoğun olmadığı dönem 2 yıldır devam ediyor. Bir gün bir 15 dakika bakaydı zaten çözülürdü bu mesele. Bakmıyor olmalarına kırgınım sadece. Ha ne olur? Hiçbir şey olmaz. Duru Tiyatro başka sahneleri kiralayarak oynamaya devam eder dediğiniz gibi. Evet küçük de geliyor ama bizim yuvamız gibi orası. Yani çocuklarla beraber etkinlikler yapıyoruz falan. Şu benim için esas soru. Hepimizin de sorması gereken soru. Bir vatandaş evini kiraya verdiğinde yasalar o kiracıyı çıkarmak istediğinde hepsi yasaların o kiracıdan yana iken malı kiraya veren sözleşmelerle devlet olduğunda aynı haklar devletin kiracısı olan vatandaşa neden uygulanmaz? Eşitlik istiyorum. Eşitlik istiyorum. Başka hiçbir talebim yok. İnşallah bir an önce de gerçekleşir. Teşekkür ederim. Duru Tiyatrosu dedik. Niye Duru?
Duru deyince akan sular duruyor sizde. Valla kızımın adı Duru, evet. Biraz ondan ama ben utandım açıkçası öncelikle Duru demeyi. Hani kızının adına tiyatro açtı falan derler diye. Arkadaşlarım koydular bunu, bu ismi. Ben aslında başka bir isim vardı aklımda. Çünkü tiyatronun bir adı olması lazım. Emre Kınay tiyatrosu olmasın. Sizi güldüreyim hadi gecenin vakti. Tiyatromuz koyacaktım tiyatronun adını. Alt başta da Muz Cumhuriyeti'nin tiyatrosu diye. Biraz politik göndermesi. Ondan sonra da kapatıyor derler. Politik göndermesi fazla bir durum olacağı için de saçmalama, ne o banana tiyatrosu falan olur mu öyle şey diye. Arkadaşlarım kızının adı Duru. Yapmak istediğin tiyatroda Duru bir dil. Sade, hikaye anlatmaya yönelik, insanlara yönelik, insan hikayesi anlatmaya yönelik, insanlara güzel hikayeler ve sevgi anlatmaya yönelik bir biçimin var. Duru olsun, çok yakıştı dediler. Onlar koydular, ben de eyvallah dedim. Duru'yla mutfakta müthiş saatler geçiriyor musunuz? Yemek. Evet, ben evet, benim hobim mutfak. Yani hiç belli yani, olmuyor ama. Deli gibi spor yapıyorum. O zaman koşturmacayla nasıl olsun? O zaman iyi bir yemek tarifi istiyoruz. Şu anda mı? Şu anda böyle. Hepimiz de acıktık değil mi? Dünya mutfağı mı, Türk mutfağı mı? Öğrenci işi. Ucuz mu? Hem ucuz hem pratik. Makarna. Makarna olsun. Ya olsun, çünkü başka türlüsünü yaptırtacağım size. Bütünüsünü yaptım. Peki. Dur, buna bir düşüneyim mi? Düşünün ama buna bir öğrenci. Size gitmeden bir öğrenci, şey. Benim öğrencilik zamanından bir tarif vereceğim size hemen. Evet. Sor abi. Buyurun. Sayın Abbas Bey, Sayın Emre Bey, öncelikle teşrifleriniz için minnetlerimi ifade etmek isterim. Ne güzel bir Türkçe kullanıyorsunuz. Teşekkürler. Benim değinmek istediğim konu biraz farklı olacak. Programın başında arkadaşımız kadın rolü oynadım dediği zaman bütün salon güldü. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de güldüm. Lakin benim aklıma takılan şu soru oldu. Neden güldük? Ben de tiyatro oynamayı çok seven, sahnede boy göstermeyi çok seven biriyim. Hani gerçekten bu işi de ilerletmek istiyorum. Hatta bir rolümde benlik duygusunu role dökmüştüm. Adım sinsiye, şeytana çıktı hatta. Beni görünce Eonzu Besmele çeken hocalarım vardı. Abartısız. İyi oynamışsın demek. Teşekkürler. Şimdi bu... Çok da mütevazıyız yani. Dışarıda da bu algı böyle mi? Veya size de bu tür dönüşler oldu mu? Farklı bir rolde. Neler neler. Neler, arkamdan sövenler, şş, baksana lan deyip dönünce oymuş işte diyen falan, küfreden. Yani çok oldu. Biz de maalesef o çizgiyi bulamıyoruz. O saygı çizgisini bazen kaybedebiliyoruz. Çünkü hani Erol Taş'ın hikayesi vardır ya. Hani taş atmışlar, ne yapıyorsunuz demiş ya arkadaşı, aktör adam demiş, ekmeğini kazanmak için o işi yapıyor. O da yapmayın falan derken demiş ki bırak karışma, atsınlar bana ekmeğimi, atıyorlar, ben ekmek kazandım bundan. Ona inandıkları için de. Ya ben öyle diyemiyorum, ne yalan söyleyeyim. Yani Erol Taş kadar böyle barışçıl bakamıyorum meseleye. Hakikaten çok üzülüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde değil böyle. Dünyanın hiçbir yerinde gerçekten böyle değil. Aslında bizde böyle olmaması gerekir. Çünkü biz herkesi normalleştiren bir toplumuz aslında. Yani başbakan kahveye gittiğinde oy hoş geldin çek bir sandalye diyen bir toplumuz biz aslında. Yani hiç makam mevki tanımaz. Samimidir, sıcaktır. Ama biz bazen işte o çizgiyi karıştırıyoruz. Oynadığın rolle işte ben de bir 60 yaşında romancı bir kadın oynadım mesela bir tarihte. O romancı kadını oynadıktan sonra oyunu izleyen biri bekledi bekledi. Çıktıktan sonra işte herkese sohbet, tebrikleştik falan filan. Ama bekledi bekledi. Şunca yıldır seyircinim, yakıştıramadım sana dedi. Sebep? Çünkü hikayeyi izlememiş. Hikaye şuydu. Kendi kimliğiyle yazmaya, roman yazmaya çekinen bir adam... Kadınlar arasında bir aşk romanı yazma yarışması açılıyor. Oyunun konusu buydu. O da nasılsa seçilmez benimki diye bir takma isimle bir kadın kimliğiyle ama birden roman seçiliyor ve iş basılacak artık. Düşünsene kitap basılacak. O 60 yaşındaki teyze karakterine bürünüyordu. Şimdi,
Yani burada hayal ettiği şeyi gerçekleştirmek için attığı bir yalanın kurbanı olan bir adamın hikayesiydi bu, ama onu görmemişti o. Biz genelde hep yüzeysel olarak görüyoruz hikayeleri. Tabii ki bu işte okuryazarlığımızla biraz ilgili, kızmasınlar bana ne olur insanlar, ama hakikaten çok az okuyup yazıyoruz. Peki hocam, bu bizim toplumumuzdan çok nitelikli güzel sanatçıların çıkmasını da engelleyen bir engel olarak görebilir miyiz bunu? Daha ciddi bir cevap vereyim sana. Bu ülke bana göre, Ahmet'e göre, Mehmet'e göre değil, gerçek bir demokrasi tanımının gereği gibi yaşadığı güne kadar bu toplumdan gerçek sanatçıların çıkması imkansıza yakın, tekrar kullanıyorum aynı cümleyi, zor. Sanatçının çıkabileceği ortam demokratik ortamdır. Yazarken kaleminin bir başka el tarafından tutulmadığını düşünenler yazarsa, onların yazdığı toplumlar demokratik ve özgürdür. Yazdığımdan başım belaya girer diye düşünerek yazanların oluşturduğu bir toplumda sanatçı çıkmaz. Özgür düşünce olmaz. Aydınlık hareketi olmaz. Karanlık da olmaz. Yani bunun hepsinin karşıtı tersi o değil. Ama hani olmaz. Ama olacak. İnşallah. En azından İnşallah. Niyetimiz o yönde. Birbirimize tahammül edip ötekini sevmeye başladı. Sevmeye, tahammül etmeye değil. Sevmeye başladığımız gün olacak. Evet. Şimdi değil ama ilerleyen saatlerde isteyeceğiz. Gemileri çok güzel söylüyor musunuz? Ona istek var. Ve bu arada Murat Serkan da tüm sevgili izleyenler sizler adına yazmış. Uykudan ölüyoruz diyorlar ama Sayın Emre Kınay'ın konuşma üslubu o kadar güzel ki çok reklam arasında yüzümüzü yıkayıp izlemeye devam ediyoruz. Devam diyorlar. Evet, soruları da almaya devam ediyoruz. Buyurun. Güncel konularda soracaktım da müsaade ederseniz. Evet. Yani, bak beni provoke edecek sorular yok, sorma. Yok, o kadar değil mi? Ahmet'ti değil mi? Evet, sorma cevap alamadım da onu da bekliyorum sizden. Hangisi? Ha, şeyi sordun değil mi? Sonra alabilirim, sıkıntı değil. Daha sonra. Bir daha tekrarlar mısın? Yani, eksik aldım sorusunu. Şunu demiştim, hani sanat ve sanatçılar neden işte dindar insanlardan uzak olduğunu söylemiştim. Yakın tut. Sanat ve sanat dünyasının neden dindar insanlardan uzak olduğunu sormuştum. Onunla ilgili soruydu. Ama ben cevap verdim buna. Değil. Onun yanında bir soru daha sormuştum. Evet. Şöyle demiştim. Siyasetle sanat nasıl ayrışabilir demiştim. Yani şu an günümüzdeki sanatla siyaset anlayışı nasıl birbirine ayrışacak? Çünkü günümüzde büyük bir sorun. Hani sanat yapan insanların birçoğu sahneye çıkarken işte yaptığı sanat eserinden daha çok işte siyasi düşüncesinden, ne bileyim, birine laf atmaktan daha çok alkış alıyor. Ben bunu sormuştum. Hemen cevap vereyim. Tabii. Evet. Sanatla, sanatçıyla siyasetçinin uzlaşmaz bir çelişkisi vardır. Bu sadece Türk toplumuna özgü bir durumda değildir. Bu bütün dünya toplumlarına baktığınızda, birkaç örnek vereceğim şimdi size. Bütün dünya toplumlarına baktığınızda bu böyledir. Hitler faşizmi döneminde Almanya'da da durum böyleydi. Sanayi devrimi sırasında İngiltere'de de durum böyleydi. Amerika'nın kuruluşunda o işçilerin fabrikada yanıp da arkasından gelişen sanat, politik ve sokak olayları hikayesinde de böyleydi. Bunun genel tanımı bütün dünya için. Baskı rejimlerinde özellikle, yani insanını, toplumunu baskı altına almaya çalışan rejimlerde daha çok ortaya çıktığı için söylediğimiz ve dilendirdiğimiz bir şeydir. Sanatla siyasetçinin hangi fraksiyon, hangi yönelim olursa olsun uzlaşmaz çelişkisi vardır. Niçin? Çünkü sanat yapısı itibariyle muhaliftir. Yandaş sanat olmaz. Ne güzel yaptın ağam paşam diyen sanat olmaz. Ne güzel yaptıklarını görüp daha güzelini talep eden ve topluma talep ettirtendir sanat. Yani bakın bir şey söyleyeceğim size. Kampanyalar, şimdi reklam kampanyaları başlayacak siyasetçilerin. Siz de konuk edeceksiniz, biz de dinleyeceğiz. Bir reklam kampanyasında bir siyasetçinin dürüst yazılabilir mi? Bir ayrıcalık mıdır dürüst olmak? Bir erdem midir? Erdemdir. Ama konuşulmayacak bir erdemdir. Herkesin, sadece başkan adayının değil,
sadece milletvekili adayının değil, sadece parti genel başkanının değil, hepimizin mutlak surette olması gereken bir şeydir, dürüst olmak. Ama biz de dikkat ederseniz afişlerde, eski önceki seçimlerden gösterebilirim size, birçok siyasetçinin afişinde hangi parti olduğu önemli değil. Ben buna muhalefet etmek zorundayım. Çünkü dürüstlük insan olmanın bir nosyonudur, siyasetçi olmanın. Ama oradaki alt metin nedir? Ben çalmayacağım arkadaş, oyuna talibim ama ben çalmayacak olanım demek için o. Çünkü öncesinde çalanı vardı ya, bir benzetirlerse beni onunla, beni de seçmezler diyor. Onu da diyemediği için o kadar uzun, ben dürüst sanatçıyım diyor. Siyasetçi politikacı. Olacağım, politikacı olacağım. Ben kötü yapılanı eleştirmek zorundayım. Müşfik Kenter rahmet olsun, başında da anladım, benim hocamdı. Dördüncü seneye kadar ya hiç, dedim ki ya hocam be hiç mi iyi bir şey söylemeyeceksin? Yani 4 yıl oldu. Yani bir şunu da iyi oynadın deyin. Yani de hani notlarda görüyorum hani iyi not alıyorum falan, arkadaşlarım da öyle. Dedi ki iyi yapmak zaten senin görevin. Ben senin yapamadıklarını söylemekle mükellefim. Sanatçıyla siyasetçinin uzlaşması da ondan olmaz. Ben onun yapamadıklarını söylemekle mükellefim. Sanatçı yapamadığını söylüyor, siyasetçi de yapıldığının övülmesini istiyor. Yapıldığını, ben niye öveyim? Benim işim makamım övmek değil. Ben yapılmayanı söylemekle mükellefim. Olmayanı oldurmaya çabalamakla. İnsan için faydalı olanı. Tahrik edeceğim onu ki o onu yapacak. Herkes için. Bana değil sadece. Sana, senin gibi düşünene, benim gibi düşünene. Ama hiçbir dönemde, bak Türkiye'de demokrasi çeşitli defalar kesildi. Çeşitli defalar. Yani 70'te, 80'de, efendime söyleyeyim işte 90'da, 2002'de defaten kesilmeye çalışıldı. Ve dikkat ederseniz bunların tümünde Türkiye sanatı geriye gitti. Bana 80'den bu yana hep beraber düşünelim. 10 tane romancı söyleyeyim. 1980'den bu yana gelişmiş olan 10 tane romancı. Çünkü özgür düşünceyi kaldırdınız siz baskıyla. Asker vesayeti ya da sivil vesayeti fark etmez. Bir insanı baskı altında onu düşünme, bunu düşün. Benim gibi düşünmezsen bana karşı düşünüyorsundur diye yönlendirdiğiniz de o zaman bir ayrıcalık, ayrıştırmacılık yaratırsınız. O da eğer güç sendeyse seninle ilgili bir şey yazacakken kalemini tutar. Çünkü çoluğu çocuğu var, evde yemek götürecek ona. Eğer düşündüğünü yazarsa ceza görecek. Evet. Ondan korktuğu için de yazmaz. Evet. Benim işim bu. Ben hoşuna gitse de gitmese de yaptıkları için bugüne kadar sadece son iktidar için söylemiyorum. Bütün yönetenler için söylüyorum. Yaptıkları iyi şeyler, Allah razı olsun hepimiz adına. Ama ben yapamadıklarını söylemekte mükellefim. Senin adına. Evet. Gözde Aslan Londra'dan yazıyor. Bu size arkadaşlar, diyor ki Emre Kınay gerçek bir sanatçı ve her kelimesinde bilgi mesajı var. Diyor. Ben Genç Bakış'ı çok uzun zamandır takip ediyorum. Anlamadım diyor. Bu gece öğrenci arkadaşlar neden bu kadar tepkisiz diyor. Çok alkışlanacak konuşmalarda da tepkisiz kalıyorlar diyor. Ben buradan alkışlıyorum. Yani. Onlar niye orada alkışlamıyorlar diyor. Bu size şey oluyor. Belki alalım de, biz onları kadar... diyor. Gözde Aslan, gördün mü? Onlar toptan alkış yapacaklardı. Sonunu bekliyorlardı ama sen ara ara alkışta olsun diyorsunuz. Evet, mailler yağmaya başladı. Telefonumuz Allah var. Allah razı olsun. Sayın Kemal Küçük Kocaeli'den arıyor. Gelmiş. İyi geceler efendim. İyi geceler efendim. Buyurun efendim. Sayın Abbas Bey ve Emre Bey, yayına bağlanmayken verdiğiniz için öncelikle kucak dolusu teşekkür ederim. Duyamıyorum ama sizi. Abbas Bey, duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Duyuyoruz. Abbas Bey, Emre Bey'i Yeni Tıp İstanbul dizisinde çok sıkı takip ettim. Yani bendeki dizi kültürünün gelişmesine sebep olan aktördür kendisi. Sanırım TRT'de 2 sezon oynadı. 2 sezonda da tam 9 bölüm olarak seyrettim. Benim Emre Bey'e sormak istediğim soru, bir Al Pacino veya Clint Eastwood izlediğimiz zaman İzleyici üzerinde yarattığı etkiyi neden Türk tiyatrosunda aktörler sağlayamıyor? Mesela
küçük bana Al Pacino bir ekranda bir Al Pacino ile birlikte tetiğe basıyorum. Yani elim kalkıyor son sahnede. Veya Clint Eastwood'u izlerken küçük bir gruptan veya etnik bir grupta ırkçı yaklaşımlar sergileyip filmin sonunda bunun pişmanlığını bana yaşatabiliyor. American neden History bizde bu tür aktörler yok? Veya Hollywood'da niçin bir Fransız, Alman, İngiliz'in yıldızı parlıyor da Hollywood'da parlayan neden bir Türk tiyatrocu yok? Söyleyeyim mi? Yani onlar oyunun içine çekiyorlar. Siz çekemiyor musunuz diyorsunuz? Ya da söz meclisten dışarı mı diyorsunuz? Yok, ben lafımı ortaya koydum. Dözlerini alan alsın. Nasıl anladın? Sen cevap ver. Aynen efendim. Hayır. Tabii ki pozitif tartışmanın mutlak verilerinin elimizde olması lazım. Şimdi bunu söyleyebilmeniz için öncelikle branş belirlememiz lazım. Yani sizin çok ciddi Türk sinemasında mesela Uğur Yücel gibi bir aktör var. Al Pacino'dan nesi eksik? Ya da ya dönem arkadaşım Haluk Kenan. Haluk Bilginer gibi. Haluk Bilginer evet. Nesi eksik? Evet, tiyatroda mesela ben sizi bizim oyuna çağırıyorum. Sondan sonraya gelin. Bu gece oynadığımız Nafile Dünya'ydı. Sondan sonraya gelin. Konuşalım. Emin olun tamam. Bizde. Emin olun bizde. Benim komiserim Muzaffer'i görseydiniz bugün Al Pacino'ya hiç hatırlatmadım. Emin olun bizde. En az Al Pacino kadar. Çok büyük aktör. Benim de çok beğendim. Çok hakikaten defalarca izlediğim aktörlerden biridir Al Pacino. Richard Dreyfuss saymakla bitmez. Ama emin olun Uğur Yücel, Şener Şen, Fikret Kuşkan. Bak benim dönem arkadaşlarım genelde isim sayarken çekinirler. Necat İşler. Acil şifalar versin Allah. Çok güçlü bir alkış taşı kendisine acil şifalar diliyorum. Ben yeni bir aktörden çok önemli aktörler ama çok dikkatini çekerim. Çok önemli gelişmeler katettiğini söylediğimiz Türk sinemasında bir senede kaç film çekiliyor arkadaşlar? Yok. Hayır. 90, 100. 100'e yakın. Beğenmediğiniz İran sinemasında kaç tane film çekiliyor senede? 15.000. 15.000. 15.000'e yakın. İlk filmini çek. Yanlışsa düzelsinler beni insanlar. Ben bana sinemacı arkadaşlarımın informasyonu söylüyorum. 1000 tane bile olsa önemli bir sayı. Çünkü bu iş yaptıkça öğrenilen bir iş. İran sineması dünyada saydığınız zaman sinema sanatı olarak saydığınız zaman gişe sinemasından bahsetmiyoruz. Sinema ama baktığınızda demokratik olarak engelleri var vesaire ama kendini ifade edecek bir alan bulmuş sinema. Sanıyorum bakanlığı da var. Ama siz demokratik olmakla, çağdaş olmakla, hukuk devleti olmakla vesaire savunuyorsunuz, iddia ediyorsunuz. Ama 90 tane film çekiyorsunuz. Kültür Bakanlığı'nın bir uygulaması var bu sene. Senaryoyu beğenirsem. Senaryoyu beğenirsem. Teşekkür. Bunun olduğu bir ülkede, bunun bırakın olmasını, konuşulduğu bir ülkede sinema sanatının gelişebilmesi söz konusu değildir. Bu günlerce tartışılacak bir konu. O yüzden kıyasladığınız yer 15 haftada, 40 haftada, 40 milyon dolarlarla, 100 milyon dolarlarla paranın ne önemi var demeyin çok önemli. Çünkü parayla yapılan bir şeydir sinema özellikle. Bunların harcandığı bir sektörle 3,5 trilyon dağıttığında çok önemli bir destek verdik sinemaya diye övünen bir ülkeyi kıyaslıyorsunuz. Dikkatinizi çekerim. Yani en iyi film 350 bin lirayla destekleniyor. 350 bin lirayla o filmin birinci negatifini anca yetiştirirsiniz. Yetiştiremezsiniz bile. Evet, Ayla Yılmaz çok enteresan bir soru soruyor. Bu hemen söylediklerinizle ilgili olarak. Madem diyor sansür sanata engel diyor, İran gibi sansürün şahı olan bir ülke diyor, Oscar'lık filmler çıkarıyor diyor. Toplumun sanatçılara değil, sanatçıların topluma ön yargısının önüne geçilmesi gerekir diyor. O İranlı sanatçılar İran'da çekmiyorlar o filmleri hanımefendi. İran evet. Dışında çekiyorlar.
İran içindeki yani sayıdan bahsettim, kalite ve kantiteden bahsettim. İran'ın içinde çekilen filmler değil, İran Oscar'ına aday gidenler. Oscar'a gidenleri zaten onaylamıyorlar. Yani sizlerin de o zaman başka ülkelerde mi gidip çekiyorsunuz? Tabii ben gidip Bulgaristan'da Türk filmi çekip falan filan öyle bir şey söz konusu bile değil. Yani aynı bu uzun tartışma konusu. Yani bunu çok uzun tartışmamız lazım. Hatta benim de sinemacıların tartışması lazım. Buyurun. Tekrardan aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben sorumu şu şekilde izah edeyim. Sanat dünyasında, camiasında örnek aldığınız bir isim var mı? Varsa nedenleri? Valla ben 43 yaşındayım, örnek alınacak durumu geçtim. Hani artık beni örnek alan arkadaşlarım varsa iyi taraflarımı alsınlar temennisinde bulunabilirim. Benim gençliğimden itibaren örnek aldığım çalışma disipliniyle, meslek etiğiyle, sürdürülebilir olan mesleğe olan inancıyla ustam Genco Erkal vardır. Rahmetler olsun Mehmet Ulusoy vardır. Türkiye'nin hiç tanımadığı ama Fransa'da 100 yılın 3 büyük yönetmeni diye bir ansiklopedi basmıştır Fransız hükümeti. O 3 yönetmenden 100 yılın en büyük 3 tiyatro yönetmeninden bahsediyoruz bu arada. Mehmet Ulusoy bir tanesidir. Ve benim ülkemin insanı Mehmet Ulusoy gibi bir adamı devlet tiyatrosuna sınavla almıştır. Yani Mehmet Uzoy'dur ustam, Müşfik Kenter'dir, hocalarımdır genelde. Teşekkürler. Evet, sosyal medyayla aranız nasıl diye çok kullanıyorum. Gayet iyi. Emre Kinay Twitter'ım var, kullanıyorum. Zamanınız hepinizi oluyor beklerim. Mu? Oluyor oluyor, her gün elimde neredeyse yani. Birebir cevap bile veriyorum. Yani küfür kıyamet şeyler de oluyor bazen. Onları mümkün olduğunca görmezden gelmeye çalışıyorum ama bizi yakınlaştırdığına... Ahmet'in sorduğu sorudaki mesafeyi kaldırdığını düşünüyorum sosyal medyanın. Şimdi bir süre sonra konuşa konuşa onlar da ortadan kalkıyor. Tabii anlaşıyoruz. Niçin böyle düşündüğünü merak ediyorum. Yani bir mütedeyyin arkadaşım bana bir sebeple bir şey söylediğinde bunu niye söylediğini merak ediyorum. Sonra genelde de uzlaşıyoruz. Çünkü doğru. Öyle olmadığını ön yargıyla baktığında anlaşıyoruz. Evet. Bize kızlar niye soru sormuyor diyorduk. Evet ya. Merhaba. Merhaba. Türlerin sanatı etkilemediğini anladım ben şu zamana kadar söylediklerinizden. Türlerin sanatı etkilemediğini anladım. Türlerin? Hani, evet, yani film çekmek, tiyatro yapmak ya da dizi çekmek sanata engel değil dediniz. Dizi tamam. Tırnak içinde bir kenarda. İşte ben de bu bağlamda hani Türk dizilerini nasıl bulduğunuzu merak ediyordum. Çünkü hani dünya çapında kült olmuş, çok fazla insan tarafından izlenen ama aynı zamanda sanatsallığından ödün vermeyen diziler de mevcut. Hani tabii bunlar için çok fazla para harcanıyor ama Türk dizileri için de sizin de söylediğiniz gibi çok fazla para harcanan ve çok fazla insan emeği olan diziler var. Bunlarda evet. Neden hani bir arkadaşım benim eskiden şey demişti, Türk dizisinin formatı eğer tutuyorsa kurcalamayacaksındır dedi. Hani bundan dolayı mı bu kadar gelişmiyor yoksa başka bir şey mi var? Ya dizileri hep çekenlere kızıyorsunuz, gösterenlere çıkıyorsunuz, kendiniz izliyorsunuz. Dizi izlemeyen var mı içinizde? Ben Türk dizisi pek izlemiyorum. Ya bir şey soracağım. Gerçekten mi hiç izlemedin hayatında dizi? Hiç izlemeyen soruyorum ben. Hiç izlemeyen var mı dizi? Yani ardı ardına bir diziden 3 bölüm hiç izlemedim arkadaş ben hayatımda diyen var mı hiç? Hiç. Biz bilinçsizlerin işi midir dizi izlemek sizin dışınızda? O demek ki tutmamış. Tutsaydı seni ilgini çekseydi devam edecektin. Evet soruyorum. Arkadaşlar pardon özür dilerim. Bir de bir şeyi çok izlemek hani o şeyin sanatsallığını sorguluyorum. Çok izlenmesini değil. Aynı şey çok izlenip de aynı zamanda sanatsal da olabiliyor. Onu belirtmek istemiştim ben. Aynı şey çok izlenip aynı zamanda. Bunun aksini söyleyen olmadı. İşte hani... Dedik ya herkes filmi dizi izliyor mu? Dizi izliyor ama hani eleştiriyorsunuz. Kimi? Yok ben eleştiriyorum. Ben eleştiriyorum ya şimdi. Siz eleştiriyorsunuz anladım. Soruyu unuttun. Hayır unutmadım karıştır. İki tane tiyatrocu manevrası yaptım ne söyleyeceğini unuttum. Beyaz perde indi önüne. 10 saniye süren var. Ne? Neyse işte. Sen iyi oyuncu olursun ya.
Neyse, popülerlik bir şeyin sanatsal olmasına engel değil. Ama çok fazla popüler olan dizimiz olmasına rağmen hepsi sanatsal mı? Sanatsallıkları açısından ne düşünüyorsunuz? Onu merak ediyorum. Neden bu sanatsallığın biraz da bizler tarafından az görüldüğünü merak ediyorum. Sizin görüşünüzü bu konuda. Bir de son olarak bir şey demiştiniz. Dizim hani 25 bin izleniyor falan gibi bir şey. Ama internet tarafın, internetten indirenler hariç. Yani hani internetten izlendiğinin farkındasınız. Tabii, ki tabii. Bu... Hani takip gençler... ediliyor, merak etmeyin. Çok fazla. Seninki de dizi gibi oldu şey. Sorun. 8 bölüm. İnternetin sanata etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu merak ediyorum. Teşekkürler. Tamam. Bir iki tane soru alalım istiyorsanız böyle. Tamam. Bir de bu çerçevede sanat için mi, toplum için mi? Yani onu da bir açıklık getirelim. Yani sanat... Bin yıldır tartışılan konu, en sevdiğim konu. Tabii ki. Sanatı niye yapıyorsunuz? Siz kendiniz için mi yapıyorsunuz? Gerçekten bazıları öyle diyorlar. Ben sanatı kendim için yapıyorum, sevdiğim için yapıyorum. Ben beğenmediğim şeyi bana ne başkaları diyor. Sanat ne için yapılıyor? Sanat için yapılsın diyenler elini bir kaldırsın. Sanat için yapılsın çünkü sanat özel bir şeydir. Halk beğensin diye sanat olmaz. İnsan sanatçı içinden geldiği gibi yapsın diyenler. Sanat için olsun diyenler. Olsun diyenler. Çünkü sanatçı özgür ruhuyla istediği gibi yazsın, çizsin, oynasın diyenler. Ben bakarım, ben bundan yanayım. Ha. Yani sanatçı içinden geleni yapsın. Ben seyrederim, bakarım. Hayır, sanatçının görevi halkın istediklerini, yönetimin istediklerini yapmaktır. İzleyicinin istediklerini yapmaktır diyenler elini kaldırsın. Yani sanat toplum içindir diyenler. Yapmayın. Çok tehlikeli. Ondan sonra da kızıyorsunuz. Niye bizim başımıza gitmiyor? Çok güzel bir yere geldik bence sizin sayenizde. Çok güzel bir yere geldik. Ondan önce sanat nedir? Sanat nedir? Önemli. Onu konuştuyduk yani. Ama bir şey dedi. Öncelikle ismini söyler misin arkadaşım? Zeynep. Zeynep. Zeynep'ciğim. Başında da söylediğim gibi sinema sanatını ve tiyatro sanatını bir kenara koyup televizyonu ve televizyona üretilenleri ayrı bir yerde değerlendirmek mecburiyetimiz var. Sizin de, yapan olarak benim de. Sonuçta onu üretmek için kullandığımız materyaller sinema sanatını üretmek için kullandığımız materyallerle aynı şey aslında baktığında. Yani kamera, ışık, aktör, senarist hepsi aynı neredeyse. Ama baktığında diyorsun ki, diyeceksin bana, biri sanat oluyor, onun için yapılıyor, biri olmuyor. Niye? Çok basit. Sanat eserinin zamana dayanıklılık parametresi vardır. Yani sanat eseri ürettiğinizi iddia ediyorsanız, bir tablo yapıyorsanız, bir sinema filmi üretiyorsanız, bir zamana dayanıklı olacak. Ne demek o zamana dayanıklı? 20 sene izlediğinizde de hitap etmek üzere yapıldığı insana dair bir hikaye anlatıyor olacak. Bu bir. 20 yıl öncesiyle 20 yıl sonrasında baktığınızda o aradaki farkı siz izleyen olarak görmüyor olacaksınız. İki, ekonomik kaygı gütmüyor olacak bir eserin sanat eseri olabilmesi için. Üç, işte neden muhafazakar sanat olmazın cevabı da bunun içinde. Üç, evrensel olacak. Kamçatka'da anlatılan bir çobanın hikayesi olacak. Ta Peru'daki vatandaşı ilgilendirecek. Ama bunu nasıl yapacağız? Bunu önce yerel olacağız. Kendi öz kaynaklarımızı, kendi toprağımızı, kendi türkümüzü, kendi bağlamamızı, kendi öz halk sanatımızı, hikayemizi. 1500 tane adım var halk danslarında, biliyor musunuz? Halk, yani bize folklor denilen o halk danslarında 1500 adım var. 764 bin metrekare değil mi ülkemiz? Orada yaşayan insanların adım. Yani Urfa'sı, Antep'i, Adıyaman'ı, Trabzon'u, Rize'si hepsi ayrı. Önce kendin olacaksın, kendine ait hikayeyi anlatacaksın ama o anlattığın hikayedeki objen insan olacak.
o insanın hikayesini anlattığın için Arjantin'deki adam da seyrettiğinde onun hikayesinden kendi hikayesine paralellik kuracak. Yani o zaman, Yaşar Kemal'in kitapları sadece Çukurova'yı anlatmadığı gibi. Anlatmadığı İnsanı gibi. İnsanı anlatıyor. O yüzden zaten milyon tane dilde çevrilip de bestseller oluyor, çok satan oluyor, çok okunan oluyor. Ya da başka bir yazarın Türkiye'de basılan, Türkçe'de basılan romanı. Sanat eseri olması için bu. Dizilerde böyle bir kaygımız yok bizim. Bu hafta yazılıyor, bu hafta yayınlanıyor. İkinci tekrarından sonra at çöpe gitsin bölgesel kanallar. Ya da biz 120 dakika çekiyoruz ya, 3 tane 45'ten böl böl böl. Çünkü dünyada standartlar o dakikalarda, minütajda olduğu için. Şu anda çok ciddi bir ülke ekonomisine katkısı var bizim çektiğimiz dizilerin. Daha biraz önce Twitter'ıma baktım. Azerbaycan'da Yılan Hikayesi oynuyormuş bir kanalda. Ben şu anda evin salonundaki televizyonda bizi izliyormuş. Başka bir kanalda da Yılan Hikayesi'nde beni izliyormuş. Yılan Hikayesi. Kaç yılında çektik? Anlatabiliyor muyum? Kötü bir durum yok dizi sektöründe. Çok para harcanıyor, çok para kazanılıyor. Ülke para kazanıyor. Ama sanat mı? Bu söylediğim kriterlerden yoksun olduğu için değil. Mikrofonun olmadan... Bunu yapan diziler de var dedi. Ben şimdilik aktarayım mikrofon gelene kadar ona. Bunu yapan diziler de var ama bu gene de evrensel baktığımızda bir sanat eseri ortaya konulduğu anlamına gelmez. Zaten dizilere sanat eseri diyen de yok. Yok tabii canım, yani öyle bir zorlamamız da yok. Bir de hakikaten mecbur değiliz. Sorduğunda herkes diyor Discovery Channel seyrediyorum. Bir de ben dizilerimize çok laf ediyoruz da diziler başka ülkelerde satılıyor. Başka çok ülkeye satılıyor yani, çok ciddi. Ben... Yurt dışı gezisinde çok ciddi bir yabancı, aynı dili konuşmadığım insanlara fotoğraf çektirip imza veriyorum. Sonra bir şekilde kafa göz yararak konuştuğumuzda ortak bir dil bulup işte ya iki ailenin ya falancanın yayınlandığını, rutin olarak yayınlandığını, beni oradan tanıyıp sevdiğini anlıyorum. Evet, şimdi yani çok ciddi yayınlanıyor dünyanın her yerinde. Çok ya... ciddi bir para kazanıyor ülke bu arada bundan. Bir hatırlatma var. Önceki İranlı yönetmenlerin filmleri dışarıda çekilmiş olabilir diyor ama son ödül alan İranlı yönetmenin filmi İran'da çevrildi. Oscar almadı İranlı yönetmen. Ayrılık filmi. Asgar Ferhadi'nin bir Ayrılık adlı filmi İran'da. Ayrılık filmin içeriğini konuşalım mı? Yok, o şey değil. yani bu bir hatırlatma olarak orada diyor. O rejimin engellemesini gerektiren bir senaryosu yok Ayrılık'ın. Ayrılık çok insan öyküsü. Evet. Seyrettiğim film olduğu için rahatlıkla konuşabilirim. Sayın Bekir Koşak arıyor İstanbul'dan. İyi geceler efendim. İyi geceler. Buyurun. Hepinize iyi akşamlar dileyerek başlamak istiyorum. Ben kendim de aynı zamanda bir tiyatrocuyum. Evet. Ve aynı zamanda tiyatro eğitmenliği yapıyorum. Esenler Belediye Başkanlığı'nın bu konuda çok büyük yardımları ve destekleri var. Biz engellilerle ilgili bir tiyatro hazırlıyoruz şu an. Esenler Belediyesi Sosyal Hizmet Yardımlaşma Müdürlüğü tarafından. Evet. Ve engellilerde çok büyük aşamalar kaydediyoruz bu konuda. İnşallah bütün belediyeler bu konuda destek verir ve Emre Kınay Beyefendi gibi oyuncuların da desteğini alırız. Ama yalnız bir şey beni çok üzüyor. Evet. Türkiye'de ya bizim Türk tiyatrocularının kesinlikle ve kesinlikle oyuncu yetiştirirken hiçbir müfredatı yok. Daha biz hala Stanislavski'nin, Antonio Cheva'nın çevirileriyle, Shakespeare'le çalışıyoruz. Yani bunlar bence aslında büyük eksiklik bizim için. Ya bizim kendi neden bir müfredatımız yok? Evet. Neden kendi kültürümüzü, örf adetlerimizi yansıtan müfredatımız yok? Ne kadar takıntılıyız değil mi? Ne kadar yani, çok üzülüyorum ben bunları duyunca aslında. Kendi da. Teknolojik eserlerimiz var, kendi bilimsel eserlerimiz var, kendi arabamız, uçağımız, trenimiz var da bir tiyatro eserimiz yok değil mi? Ben yaklaşık 1,5 saat. Bu Bileşik Kaplar gibi yani. Bakın Necip Fazıl Kısaküreğin, Necip Fazıl Kısa. Ben size bir antiparantez. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben kendim Omurilik Felçleri Derneği'nden Başkan Ramazan Bey bağlansın. Ben Türkiye'de tekerlekli sandalyede, bunu söylemekten çok utanarak söylüyorum, ilk defa söylüyorum bir canlı yayında. Omurilik Felçleri Derneği'ne Ayak İzi adında bir oyunu onların hikayelerinden kurgulamak suretiyle sanıyorum 5000 temsil falan oynadılar.
Onurluk Felçleri Derneği üyesiyim aynı zamanda. Yani çoğunluğu omurilik felci olmuş, boyundan aşağısını çoğunlukla kullanamayan arkadaşlarımla uzun zaman Bakırköy Belediyesi tiyatrosu içerisinde çalışmalar yaptım. Bila ücretle. Bir tek Allah kuruşu almadan. Oradan da. Bir saniye. Müsaadenizle. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Emre Kınay buralara yardım ediyor. Emre Kınay'ın dışında da çok sanatçı arkadaşım. Ama bunu söylemek artık, yani mecbur bıraktığınız için söylemek zorunda kalıyorum. Aşkta gizlidir ibadette. Benim ibadetim budur. Böyle yaparım. Bu oyun ya sayesinde, müsaade edin. Döneceğim ben. Müsaade edin. Bu oyun sayesinde binlerce tekerlekli sandalye, elektrikli tekerlekli sandalye alınmıştır. Birçok omurilik felçlisine. Onlar defaten ödül vermeye, yaptıkları toplantılara çağırmışlardır. Sırf bununla ilgili basına çıkılır da, ama böyle bir şey söylendiğinde üzülüyorum. Ben de üzülüyorum. Bakın, bir saattir burada sanatın evrenselliği çok özür dilerim. Shakespeare'den bahsettiniz, sanıyorum hepsini biliyorsunuz. Shakespeare'in Macbeth adlı oyunundaki iktidar kavgasının bugün yaşanılan devlet paralel devlet hikayesiyle arasındaki farkı nedir? Biri yazılmış 1560'ta, biri yaşanıyor 2013'te. Neden Shakespeare oynanıyor hala? Çünkü hala güncel. Bahsettiğimiz bir saattir buydu zaten. Niçin Molière oynanıyor? Çünkü niçin bunlar sıkıntı çekler? Çünkü saraya çağrılıyordu bu yazarlar. Falanca oyunu oynayacaksın diye, yazacaksın diye. Onlar da saraya çıkıyorlardı kendi bağlı bulundukları tabağlarının saraylarına. Ondan sonra dönüyorlardı, ama tiyatrocu hani muhalefet edecek ya, onun yaptığına da kraliçe var, bir de kafa gider söz konusu. İşte çok insanın kafası gitti böyle tiyatro camiasında. Tiyatro dünyasında, usta yazarlarda, usta kalemlerde vesairede. Ve emin ol, Shakespeare İngiliz değil. Ne kadar Yaşar Kemal Türk değilse artık. Onlar evrensel, sana da ait. Sana da ait hikayeler anlatıyorlar, bana da ait. Omurilik Felçlileri Derneği daha sonrasında başka bir oyuncu arkadaşımın yönettiği, yanlış hatırlamıyorsam, bir yaz dönümü gecesi rüyası masalını oynadılar. Önemli olan tiyatro. Peki, tiyatro şudur. Bey, müsaade edin. Bitireceğim. Son bir dakika daha müsaade edin. Tiyatro şudur. Dinlerseniz tiyatro, lütfen bir de televizyonunuzu kapatırsanız zonklamaz. Tiyatro şudur. Dinleyeceğim. Son bir dakika. Son bir dakika talep ediyorum sizden. Tiyatro insanı insana insanca anlatan, en basit tanımı da budur. Anlatandır ve İletişim becerisini insanların arasında, konuşabilme becerisini, anlaşmanın en asgari müşterekte olduğu ortamı sağlamak için yaratılmış bir sanattır. Ve 5000 yıllık bir sanattır. Uydurmuyorum, araştırın görün. 5000 yıllık bir sanattır. O yüzden yerelleştir. Siz ne olur bana, ismim Emre Kınay, adresim belli, tiyatrom belli. Oyun yazın ve gönderin. Ama en az Shakespeare kurgusu kadar sağlam olacak. 20 yıl sonra okuduğumda da insan hikayesi anlatıyor olacak. O ilişkileri, o çatışmaları, başından beri konuştuğumuz, o insana ait olan ne varsa, ne varsa ama, hepsini anlatacak. Gönder, oynamazsam adam değilim. Var mı? Yok. Evet. Ama olacak. Senede 10.000 sayfa oyun okuyorum. Abbas Bey, yerli oyun oynayayım diye anam ağlıyor hakikaten. Yer yazan arkadaşın oyununda okuyorum ama hakikaten yok yani. 15 kişilik oyun yazılıyor. Sahne tekniğini görüyorsunuz. Sahne tekniği bilmiyor. Karakter 10-15 tane 10 kişilik oyun yazıyorsun. 5 tane ayrı karakter var. Çok ciddi oyun okuyan bir oyuncuyum, emin ol buna. 5 tane ayrı karakter yazdım diyor. 5 karakter de aynı şekilde konuşuyor. Sabahtan beri burada sorular soruyor. Herkes Zeynep sordu, Ahmet sordu, İshak sordu, Tufan sordu. Hangisi birbiriyle aynı tonda konuşup aynı şeyi sordu? Muhammed sordu. Herkes ayrı tonlarda, ayrı tınılarda, ayrı algıyla, ayrı dünya görüşüyle sorular sordu. Çünkü ayrı karakterlerdi onlar. Tiyatro, ayrı karakterlerin bir tiyatro eseri. Ayrı karakterlerin belirli birkaç konu içerisinde
çatışmaları, karşılaşmaları, ayrışmaları, birleşmeleri sanatıdır. İşte bam telinize bastı ama soru yarım kaldı. Buyurun Bekir Bey, dinliyoruz. Hani biz... Şu televizyonun sesini de kapatsanız da böyle çınlamasa ne olur. Televizyonum kapalı da şu an. Yalnız hani biraz önce kendiniz de söylediniz ya. Tiyatro aslında hani şöyle söyleyeyim. Topluma ayna tutmak işi değil midir? İyilerin iyiliklerini, kötülerin kötülüklerini anlatma sanatıdır. Shakespeare'den alıntı yapıyorsunuz şu anda. Günümüze ışık tutması işidir. Bu söylediğiniz cümleler Shakespeare'in cümleleridir. Evet, Shakespeare'in cümleleri. Evet. Ama benim anlatmak istediğim, hani siz söylediniz ya biraz önce. Neden bizim Türk hocaların, Türk yetiştiricilerin kendine ait bir müfredatı yok da buna göre oyuncu yetiştirmiyoruz? Var, ben hocayım, benim müfredatım var, gel anlatayım. Tamam, onu ikiniz aranızda halledin. Ben size uğrayacağım o zaman. Tamam. Gel gerçekten tamam. Anlatayım, var. Tamam, ben size uğrayacağım tamam. Ve lütfen. Sizin müfredatınızdan faydalanmak lütfen. İsterim. Teşekkür ama verdiğin ederim. Örneğin Shakespeare olması çok, ne deniyor? Yani, çok manidardı. Çok manidardı, güncel değil. Böyle yetiştirildim çünkü. Bu yüzden hani bana Emre Kınay'ın bir eseriyle yetiştirilmiş olsaydım ben belki sizden şu an bahsedecektim. Sen yaz. Evet. Ya da Haldun Taner'den bahsedecektim. Ya da sabaha kadar hani, anlatırım. Şu an ara yüreği biliyorsunuz hastanede. Ona da acil şifalar diliyoruz. Acil şifalar çok diyoruz. Ona da canı gönülden burada evet. Şifa dileklerimizi iletiyoruz. Çok teşekkürler Bekir Bey. Evet. Size yani dizilere benzedi. Dizilere kızıyoruz. Kombine sorular. Teşekkürler. Şimdi biraz önce Londra'dandı, Berlin'den şimdi bir soru var. Diyor ki, Türkiye'yi anlatıyor, oradan da merak etmiş. Programımız gerçekten harika gidiyor diyor. Almanya'da, Berlin'de yaşıyorum ve şunu söylemeden geçemeyeceğim diyor. Burada insanlar tiyatroya giderken özel kıyafetler giyip gidiyorlar. Gayet ciddi ve resmi bir şekilde. Mesela erkekler takım elbise, bayanlar yine aynı şıklıkta gidiyorlar. O kadar saygı duyuyorlar ki tiyatroya, oyunculara ve her şey çok çok güzel gidiyor. Türkiye'de tiyatro ve sinemaya giderken trajikomik olaylar yaşanıyor. Orada neler oluyor diyor. Neden öyle Londra'daki gibi, Berlin'deki gibi, New York'taki gibi insanlar tiyatro salonlarına çok şık gitmiyorlar diyor. Söyleyebilecek bir şeyim yok. Ben artık sadece gelsinler de. Nasıl gelirler? Gelsinler de, istiyorlarsa pijamayla gelsinler diyeyim yani. Evet. Artık bir kombine soru alalım, son soruları alalım, son dakikalara giriyoruz. Buyurun. İyi akşamlar diyorum. Tekrar. Toplumdaki algıdan ve yönetimsel baskılardan dolayı senaristlerin ve yazarların otomatik otosansür olduğundan bahsettiniz. Kendilerine otosansür uyguladığından, peki, evet. Peki RTÜK'teki sansürden biraz bahsetsek. Yani biz bugün Havvam sınıfını izlerken espri yapılıyor. Hani esprinin en kritik noktası düğüt diye hani kesiliyor. Mesela Kemal Sunal'ın esprilerine bile artık sansür getirir hale geldi bu RTÜK baskısı. Biraz bundan bahsederseniz. Teşekkürler. Otosansür. Evet, buyurun. Eyvah. İsmim Onur. Hoş geldiniz tekrar. Onur, hoş. İsmin neydi, özür dilerim senin? Neyse, o bakmıyor şu anda bana. Sorum şu. Ülkemizde 8 milyon civarında engelli vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımız neden tiyatro sahnelerinde veya televizyonlarda göremiyoruz? Yani bir şekilde. Oyunların içerisinde neden yok. Aynen. Teşekkürler. Özgür abi. Dedin değil mi? Onur. 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 Evet, arkasındaki hemen arkadaşlar. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. İsmim Fatih. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Az önce de bahsettiğiniz gibi. Bundan hani yüzyıllarca önce bile hala tiyatroya bir baskı uygulanabiliyordu, yani bir sansür uygulanabiliyordu. Şimdi ben 18 yaşında bir gencim, üniversiteye gidiyorum. Hani 18 yaşında olmama rağmen bazı şeylerin yanlış gittiğinin farkında varabiliyorum. Hani benim gibi çevrende bir sürü arkadaşım bunun işin farkında. Yani ben olmasam bile diğerleri vandalist tavırlar sergileyebiliyor. Hani bir yerlere zarar verebiliyor. Yani benim vandalizm ne? Anladım. Evet, eylem yapabiliyorlar. Ya benim görüşüm tiyatronun hani halkla siyasetin arasında olması. Gerçi siyaset çoğu zaman tiyatrodan korkuyor ama hani halkla siyasetin arasında olmasını, mesela eğer bir sorun varsa tiyatronun bunu anlatması gerektiğini düşünüyorum. Yani daha önceden anlatmaya çalıştılar, hala da çalışıyorlar. Şu an merak ettim, hani çok aşırı bir şekilde bir sansür var mı tiyatro üzerinde? Yani çünkü
Eğer tiyatro üzerinde çok aşırı bir şekilde sansür olmasa ben bu kadar büyük kavgaların çıkacağını, yani ne bileyim sokaklarda insanların taşlarla öleceğini tahmin etmem. Yani düşünmem böyle olacağını. Evet. Zor üstüne konuşalım. Otosansürle başlayalım isterseniz. Yani soracaktım. Hani demokratik bir ülkede yaşıyoruz ama herkes eşitlik istiyor. Arkadaşlar demokratik bir ülkede yaşıyoruzu söylüyoruz ama evet. Ne olur işte biraz Türkiye septik, demokratik bir ülke diyenler elini kaldırabilir mi? Bu konuda. Septik davranmanızı evet. Talep ediyorum. Üniversite Türkiye öğrencileri hukuk olarak. Devletidir diyenler elini kaldırabilir mi? Tamam sormuyorum. Duymadınız. Onun için. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Hani mesela bir dizi yayınlanıyor. Diziden yola çıkayım. Bir dizi yayınlanıyor. Ve bir belirli kurumların hoşuna gitmediği için iki bölüm sonra kaldırabiliyor. Ama bir dizi yayınlanıyor. Halkın hoşuna gitmiyor. Böyle milyonlarca şikayet veriliyor ama yine de kaldırılmıyor. Hani bunun sebebini öğrenmek istiyorum ben. İkisi de doğru değil. Şikayetle diziyi kaldırmak da, şikayetle diziyi uzatmak da doğru değil. Ya sanat sanat için midir, toplum için midir falan diye konuştuk evet. Ya. Yani çok zor. Arkadaşlar ben size televizyonları yakından bilen birisi olarak söyleyeyim. İzlenmeyen bir diziyi hiçbir televizyon kanalı tutmaz. Yayında tutmaz. Hiç tutmaz böyle yani. Bir lüksü yok. Hiç İzleniyorsa da günde 5000 tane kaldır bunu diye arasın. Arayan olsun, şikayet eden olsun. Onun da şeyi yok. Ya olmaz. Evet. İsmin neydi? Abdülkadir. Evet, Abdülkadir otosansür diyor, baskı diyor. Bu baskı var mı gerçekten sanata? Var mı derken... Şimdi şekli... çok özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Ne olur ama hakikaten sataşma içerikli söylemiyorum. Yok, günümüz için değil. Bu genel anlamda. Çok hayır, hayır. Yani... Bu ülkede var mı yok mu? Şimdi biz bu ülkede bir filmi çekildikten, banyosu yapıldıktan sonra çatır çatır yaktık mı? Çok eskiden. Yorgun Savaşçı. Yorgun Savaşçı. Çatır çatır yaktık. Üstelik devlet kanalı. Çatır. Görüyoruz bir saniye. Yaktık devlet kanalında. Filmler çektik. Sahneleri böyle çatır çatır böyle bir sayfayı minimum bir saatte bazen üç saatte çektiğimiz senaryolardı. Böyle çatır çatır o sayfalar uygunsuz içerik tırnak içinde ne demek olduğunu hala anlamış değilim. 22 yıldır bu işi yapıyorum. Uygunsuz içerik. Attık mı? Attık. Şimdi ben Hikayeli diye bir dizi çektim. Oradan örnek vereceğim. Gerçekten sataşma içerikli. Kimseye laf göndermiyorum. Çok ortadan söylüyorum. İki aileyi seyreden var mıydı? Bak hepiniz seyretmişsiniz. Gerçekten bir şey için söylemiyorum. İçinizde türbanlı arkadaşlarım da var, açık arkadaşlarım da var. Farklı fraksiyonlardan olanlar da herkes seyretmiş değil mi? Şimdi bugünkü sisteme göre, bugünkü algıya, bugünkü televizyonda bize uygulanan duruma göre dünyanın en kötü adamıydı Oğuz. Neden? Çünkü onun küçücük bir çatı arasında balkonu vardı. Hiç baktınız mı o diziye? Güzel çatı değil. Arasında bir balkonu vardı. Gündüz çocuklarla okulları bilmemeleri, karı koca işte evlerine kadar mecbur kalıyorlardı o köşkte yaşamaya. İcel Aydın'la. İcel Aydın'la beraber kulakları çınlasın, selamlar olsun ona da. Ondan sonra gece çocuklar yattıktan sonra bunlar karı koca Sinide. Benim annemle babamın da zamanında gördüğüm o Sinide bir küçük bardak içinde bir rakı şu kadarcık. Ondan sonra biraz beyaz peynir, biraz bilmem ne falan. O balkonda gramofona da koyuyordu. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Bunu söylüyordu da benim oynadığım adam. Şimdi bu sahneleri çekemiyoruz arkadaşlar. Çekemiyoruz artık. Ya da buzlanıyor. Eskiden ya da buzlanıyor. Buzlanınca da ne manası var? Yani bir yönetmen bir estetikte bir resim yapıyor. Buz oluyor, olmuyor. Şimdi ben... Sigara içmeyen bir adamım. Bıraktım. 3,5 ay oldu. Artık en azından içmiyorum. ama ben bir sinema filminde bir yönetmenin sigara içirttirebilme özgürlüğünü seviyorum. Ne yapayım arkadaş yani? Hayatın içinde sigara var mı? Satılıyor mu paket paket? İçinizden içenler var mı? Hayatın içinde varsa sinemada da olacak. Rakı var mı hayatın içinde? Dam balkonunda bir kadeh rakı içen var mı? Var, olacak. Daha ötesini söylüyorum. Aklınıza ne geliyorsa, hayatın içinde ne varsa, sinemada varsa o zaman
ileriye doğru gidiyoruz demektir. Ne varsa. Var olanı yokmuş gibi yaptığınız zaman da 200 oluyorsunuz. Çünkü var. Var. Vergisi ödenen, çok ciddi gelir elde eden rakı firmaları var. İçilen bir şey yani bu. Ben olsun tavsiyesinde olmasın, ayarında olsun vesaire. O sosyal hayatla ilgili vereceğimiz mesaj ayrı. Ama sinemaya adam sinirlenmiş, gelmiş karısıyla arasında kavga. Hikaye bu, senaryo bu. Gelmiş, morali bozulmuş, terasa çıkmış, balkonunda gramofonunu koymuş. Senaryo bu, ben yazmadım. Ondan sonra oturuyor, rakısını koyuyor, içiyor. Şimdi ondan sonra da yapma diyor, geliyor karısı elinden rakısını alıyor, koyuyor. Bu sahneyi çekemiyoruz artık biz. Artık dediğim bayağıdır çekemiyoruz. Olmaz arkadaşlar. Yani hayatta ne varsa o var. Yoksa onun adı sanat da değil, onun adı demokrasi de değil, onun adı özgürlük de değil. Ha ne yapılabilir söyleyeyim. Bunu böyle çekersiniz, bunun yayın saati 8 olmaz. Böyle mi çekeceksin arkadaş? Balkonunda karısıyla oturup da bir kadeh demlenen adamın hikayesi var ya da derdinden oturmuş bir tuvalin kenarına sigara içen bir adam filmi çekeceksin. Sen yapımcı olarak bunu yayınlayacağın saat 22.30'dur. 22.30'dan sonra yayınlayabilirsin ancak bunu. Doğru olan da bu oğlum. 22. Karışmıyorum sana ama sen bunları hem gösterip hem de çoluk çocuğun ekran başında olduğu saatte bunu yapamazsın dersen ben de seninle beraberim. Evet. Benim yerime karar vermeyin artık ne olur. Evet şimdi evet. Tokat'tan bir soru var. Diyor ki iyi geceler diyor. Tiyatronun, sanatın ve diğer tüm sanatın diğer tüm dallarının hiç uğramadığı Tokat'tan yazıyorum diyor. Anadolu'ya Anadolu'ya turnelere. Çok haklı ya valla. Gerçekten buradan alenen açık açık söylüyorum. Ben turne yapmak için can atıyorum. Ama biz yapamıyoruz artık turne arkadaşlar. Yapın. Tokat'ta belediye var. Ben yıllar önce Rumuz Goncagül adlı oyununa gittim. Tokat'ta oyun oynadım. Çok da güzel bir kentimiz. Hem de salon yoktu Abbas Bey. Bir spor salonunda oynadım. Hatta bu kadar kalabalık bir izleyici. 5000 kişi vardı spor salonunda. Biz de beklemiyorduk o kadar insan. Ne yalan söyleyeyim. Hazırlıksızlık o yüzden de. Polis şefi gelip beni kardeşim geleceksin haber versene dedi bana. Ben nereden? Ben sana zaten gelirken bayağı hani ikametgah senedi veriyorum, nüfus süreti veriyorum. Bizim tabii turnelerimiz öyledir. Öyle biz mi? Önce ne oynadığımız tekstini götürüyoruz. Kaymakamlıksa kaymakamlık, valisi valilik. Sonra ben savcılık temiz kağıdı veriyorum. Arkasından nüfus kağıdı fotokopisi veriyorum. Arkasından ikametgah senedi veriyorum. Sadece ben değil, o turne ekibinde kim varsa. Ben zaten sana haber veriyorum. Senin ilçende, ilindeki 5000 tane adama salona gelmiş. Bana kızıyordu o zamanki polis şefi. Ya ben haber verdim sana. Hatta ne oynayacağıma kadar tekstini bile verdim. Çok istiyoruz ama yapamıyoruz. Yapın, çağırın. Gelmeyen ne olsun? Ne diyeyim yani? Çağırın gelelim. Evet, son sorular artık. Buyurun. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ben farklı bir konuya değinmek istiyorum. Bu Muhteşem Yüzyıl, Fetih 1453 gibi dizi filmlerde biz bu kadar mükemmel, tamam evet hatalar var ama Osmanlı gibi bir toplum, yani atalarımız Kanuni, Ulubatlı Hasan gibi veya harem gibi eğitim yuvası olan şeylere sahipken, değerlere sahipken niye bunlarla alay ediyoruz? Ve alay edildikten sonra da yani gerçekten ben görüyorum bunu ve hani toplum veya dizi sektörü, film sektörü neden bunlarla hani böyle alay eder bir şekilde çekiyor? Gerçekten yani Osmanlı'nın o güzel değerlerinin çok yanlış gösterildiğini düşünüyorum. Eğer çok bu konuyu işlemek istiyorlarsa bence farklı bir adla hani yapılsın diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bu alkışlarınızın karşılığı o bahsettiğiniz işin aldığı reytinglerin karşılığı değil. Yani. Ben toplum olarak samimi olmak, hayatta
hepimizin övünebileceği birkaç şey vardır. İnsan ailesiyle övünür. Hayatı tabii. boyunca çoluğu çocuğunun gırtlağından haram geçirmemiş olmakla övünür. Tarihiyle övünür. Atasıyla, ceddiyle övünür. Ecdadıyla övünür. Her şeyle övünür. Ama hakikaten yani bu söylediğinize ki protesto alkışı diye algılıyorum ben buradaki alkışları. Gerçekten asla da yadırgamıyorum. Çünkü bahsettiğiniz iki işi de tam izlemiş biri değilim seyirci olarak. Değilim yani ne yalan söyleyeyim. Hani izlemediğim bir şeyde de çok fazla yorum yapamam. Ama matematiksel sonuçlarını biliyorum. Bu protesto alkışlarının matematiksel karşılığının kat be katı var orada. Bir yerde yanlış var ya. Hep beraber düşünelim bence. Yani siz de... Yeterince ya samimi değiliz ya da baktığımızdan başka bir profil var ortada. Bence toplum hani tam olarak tarihi bilmiyor. Dizi de izlemiş olmak için izlenen tarih bir durum tarih bilinebilir bir şey için. Değil ki. Tarih bize anlatanlardan bizim anladığımız. Yani tarih evet. O sıradaki... Yani ben sesli olarak düşünüyorum. Kızmayın bana. İlber Hoca'yla da çok istemişimdi böyle buluşalım şu dönemleri bir sohbet edelim falan filan diye ya da işte diğer hocalarla. Öyle derin bir tarih bilgim yok ne yalan söyleyeyim. Biz kendisini hani... çok konuk ettik. Bu tür sorular geldiği zaman da en çok o kızdı. Yani tarihimizde utanılacak pek çok şey vardı. Onlardan niye kaçıyoruz yani ki? Yani hep evet yani. Her şey iyi güzel değil yani ki dedi. Yani her şey iyi güzel hayır, değil. Hayır ben doğruların şunu... çarpıtılmasına karşıyım. Evet hatalar var. Biz mükemmeliz demiyorum. Ama bir ama şey doğruların söyleyeceğim. Doğruların çarpıtıldığını düşünüyorum. Gerçek özgürlük çarpıtılmış olanı çarpıtmadan anlatabilmektir. Sen de o zaman çarpıtılmamış olanını toparlan yaz. Götür birine bir yapımcıya çeksinler. Evet. Demokrasi budur. Yani diyorsan ki o çarpıtıp yazıyor. Çarpıtılmamışını ve gerçeğini sen yaz. Çünkü engel yok buna. Ben burada teze karşı diyalektik, antitezim var. Sentezi. Ben onu da yazayım, seninkini de yazayım. Kararı ben vereyim. Seyirci olarak. Engellemeyeyim onu. Seni de kimse asla engellemesin. İkiniz de anlatın. Ben izleyen olarak bir seninkini izleyeyim, bir onunkini izleyeyim. Sonra oturayım diyeyim ki, ismin neydi? Hilal. Hilal'in söylediği benim görüşüme. Bana olması daha muhtemel geldi. Bunun kararını da ben vereyim. Evet, güneşi beklerken ailesinden, öğrencilerinizden Emre Akın'a selamlar var. Nasıl ekip nasıl? Selam. Keyifli geçti. Çok keyifli. Hepsi valla bayağı bir hoca moduna soktular beni. Hani zaten bir sürü öğrencim olduğu için hoca modunda dolanıyorum zaten tiyatro. Hocam hoş geldiniz, hocam beş gittiniz falan ama şimdi onlar da hocam hocam diye ağırlayınca ben Cihan Hoca falan deyince yabancılaşıyorum çünkü hepsi hocam diyorlar bana. Ama hani çoğu tiyatro öğrencisi, çoğu tiyatrodan geldiği vesaire için bana hani hocam dediklerinden Allah razı olsun. Çok iyi bir evet, çok güzel bir sıfat, çok güzel olması gereken bir yer. Son soru, Teşekkür ederim. Merhabalar. Gördüm. Evet. Merhabalar, ben İsminiz? Büşra. Büşra. Hocam, ben konuyu sanattan sanatçıya çekmek istiyorum biraz. Sezai Karakoç'un Edebiyat Yazıları adlı bir kitabı var. Evet. Zannediyorum okuyan arkadaşlarım da vardır, hatırlayacaklar. Sezai Karakoç sanatçıyı şöyle tanımlıyor. Sezai Karakoç'a göre sanatçı farklı bir gezegenden dünyaya düşmüş bir yabancıdır. Ve dünya kimlerine göre çok parlak bir yerken kimlerine göre çok sönüktür. Ve sanatçının görevi bu yabancısı olduğu dünyayla geldiği dünya arasındaki farkı kapatmaya çalışmaktır. Sizce de ben şunu sormak istiyorum. Yani bence ben bu tanıma katılıyorum açıkçası. Sizce de sanatçının böyle mistik bir yönü var mı? Sizce de sanatçı kendi farklı dünyasındaki o farklılığı insanların ortak yönüyle sentezleyip ortaya bir ürün koyan kişi midir? Sizce sanatçı nedir kısacası? Teşekkür ederim. İlle de aykırı olmak zorunda mı? Değil. Ama örnek olmak zorunda da değil. Yani devlet sanatçısı olur mu mesela? Yani devletin sanatçısı, halkın sanatçısı diye ayrımlar oldu. Bakın Abbas Bey, buraya kadar çok iyi gittik bence. Bundan sonrasında... Son soru dedim ona. Devletin sanatçısı olmaz. Ama açabilir miyim? Size de dur soralım, salona da soralım. Devletin sanatçısı olur mu arkadaşlar? Niye devlet sanatçılarına ödül veriliyor? Niye sesinizi çıkarmıyorsunuz, devletin sanatçısı olur mu diye tepki koymuyorsunuz? Bütün sanatçılar önce halkın sanatçısı olur demiyorsunuz. Şimdi madem ne kadar vaktimiz var. Salonda sizden yana vaktimiz salonda var. Salonda bende. Devletin sanatçısı olmaz. Ama
Şimdi şöyle hep beraber bir düşünelim mi? Devlet sanatçı kimdirden önce şuraya bir girelim. Peki devlet sanatçı ödülü verseler de almayacak mıydın? Net olarak almam. Beni tanıyan tanır. Net olarak almam. Ya. Kayıtlara geçsin, bana gösterirsiniz alırken de. Kızını üniversite mezunu olmayana vermez de. Hayır, net olarak almam. Çünkü hani hangi devletin sanatçılığı? Yani doğru, bugün farklı. Yani neyi onaylamak? Bu ülkemiz için değil, dünyanın her yerinde. Neyin onayladığını kabul etmek için. Nişan daha kibar değil mi bir sanatçı için? Devlet nişanı bir şeydir. Yani devlet diyor ki sanatçısına, ya çok güzel bir tablo yaptın. Ben de hani sana ne yapayım bilemiyorum ama bir nişan hediye. Devlet nişanı iyi bir şeydir ama devlet sanatçısı deyince bundan sonra korumam altında sana kimse bir şey yapamaz demek gibi geliyor bana. Hani öyle bir korumayı istemez bir sanatçı. Ama hani yaptığından dolayı devlet makamlarında olanların onları nişanla tebrik etmesi meselesi bana sıcak gelir. Nişana sıcak bakarım ama devlet sanatçılığına hayır. Devlet yazmışsın. Çok uzun konu. Sadece ama onu söyleyeceğim. Devlet dediğimiz yapı, yani devlet, Türkiye devletinden bahsetmiyorum. Devlet dediğimiz genel yapı olarak. Genel olarak neye yarar? Ben baktığımda bunca yıllık hani okur yazarlığımdan çıkarımlarımla, dinlediklerimle devlet vergiyi toplayıp hizmet etmek üzerine ve aynı din, aynı dil, aynı ırk, aynı benzer tarihsel özelliklerden oluşmuş bu yapının bir arada yaşamasını sağlamak için kurulmuş bir şey. Şimdi bu vergiyi topladığında, gelirlerini topladığında devlet ticaret yapmayacak. Eyvallah. Ne yapacak devlet? Mutlak yapmak zorunda olduğu ne var? Sansür var. Bir, öncelikle ulusal güvenliği sağlayacak. Devlet asker besleyecek. Mecbur buna. Ama özel güvenlik birimleri, ben de binamı sana korutmak istiyorum diyenin önüne de engel olmayacak. Özel güvenliğe de izin verecek. Devlet eğitim yaptıracak. Ben eğitimden vazgeçiyorum, eğitimde olmayacağım diyemez. Mecburiyeti var. En alt tabakadaki vatandaşa eğitim hizmeti vermek zorunda ama ben özel üniversite, özel okul yapıyorum diyen adama da hayır yapma demeyecek, var olunca destek verecek. Aldı, topladığı vergilerle, yaptığı yasalarla. Devlet sosyal hizmetlerde suyunu götürecek, yolunu yapacak. Bu mecburiyeti zaten. Yapacak ama kardeşim ben de site yaptım, sitenin içinde de yollar yapacağım dediğinde sen yapamazsın, o yolda gelip ben yapacağım demeyecek. Onu da yapacak, ona engel olmayacak, ona destek olacak. Bunu da yaptı. Devlet kültür de yapacak. Özel tiyatro yapıyorum diyen Emre'ye karşı gelmeyecek. Emre tiyatrosunu yapacak. Ama ben devlet tiyatrosunu kaldırıyorum demeyecek. Çünkü ben 45 liraya Hakkari'ye gittiğimde seyirciyi bulamam. Çünkü o vatandaşımın gelir düzeyi belli. Orada oyun izlemeye gelemez. En alt devlet hizmet yaparken benim bu kadarcık yıllık küçük beynimle algıladığım budur. Devlet hizmet yaparken en alt gelir düzeyindeki vatandaşı baz almak zorundadır. Ötesindekilerin hepsine özel hastane, ben hastaneden elim çekiyorum diyemez, devlet hastanesini yaşatmak, barındırmak ve sürdürmek zorunda. Ama ben özel hastane yapıyorum, sırf onkoloji üzerine yapacağım. Yap. Tiyatrosunda öyle, eğitimi de öyle. Mecbur bunu yapmaya. Ben onun için para veriyorum. Ben onun için vergi ödüyorum. Evet. Bu bir. İki, çok güzel bir tanımlamaymış Sezai Karakoç'un yaptığı tanımlama ama sizin aktardığınıza saygım var. Başımın üstüne bütün kitabı okumak isterim. Başka dünya meselesi evet biraz mistikleştiriyor hikayeyi ama çok önemli. Çok başka dünyadan gelmeden de direkt kavrayabileceğimiz bir insan gerçeği var toplumda. Mesela öğrencilerin okuma sorunu var, barınma sorunu var, insanların yuva kurma sorunları var, sağlık sorunları İş var, sorunu. İş sorunu var, işsizlik var, kültür sanat talebi var, eğitim talebi var, ücretsiz eğitim talebi var, her şeyin talebi var. Bunu da sağlayacak olan devlet. Bizim de
amacımız biraz da yapılmayanları göstermek suretiyle, yapılanlara da Allah razı olsun siz söyleyeceksiniz. Bizim işimiz de dürtüp, hadi daha fazla özgürlük, hadi biraz daha fazla demokrasi, hadi biraz daha fazla insan hakkı, biraz daha insanca yaşam. Niçin Avrupalı işinden çıktığında hanımını alıp da gidip dışarıda bir restoranda yemeğini yiyip ondan sonra dönüp hafta sonu ya da yıl sonunda Türkiye'ye tatile gelebildiği gibi. Burada ortalamada üniversite mezunu bir karı koca çift senede bu standardı yaşayamasın. Bizim gayri safi milli hasılamızın ne olduğu rakamsal olarak beni hiç ilgilendirmiyor ki. Ben çevremde insanların hangi şartlarda yaşadığını görebiliyorum. Evet. Hoca olmak güzel de bakalım öğrenci olmak nasıl? Eyvah. Bizim programımızın sonunda karne veriyoruz. Bakalım nasıl karne alacaksınız? Alkışlarınızın şiddeti arkadaşlar. Alkışınıza göre yemek tercih ediyoruz. Alkışlarınızın şiddeti. ben dersleri okuyacağım. Alkışlarınızın şiddeti notunuzun derecesi olacak. İlk dersimiz konuya hakimiyet. Konuya hakim mi? İyi başladın vallahi. İnandırıcı mı bu? Politikacılar görsünler. Vizyoner buldunuz mu? Vizyon. Hala iyi gidiyorsunuz vallahi. Hitabet gücü nasıl? Karizmatik buldunuz mu karizma? Siz bu üniversiteye daha önce geldiniz mi? Aranızda bir anlaşma mı var? Ne oluyor? Başkaları olduğu zaman hiç alkış yok. Samimi buldunuz mu? Giyim kuşam, kravatını biz çıkarttırdık. Giyim kuşam. En zayıf İdare olduğu eder. O da zayıf değildi. İyi. Diğerleri hep yıldızlı pekiydi karizma. Evet şimdi yemek tarifi ve gemiler. Gemiler. Çok güzel söylüyor musunuz? Söylemeseydiniz. Önce yemek tarifi. Akapella söyleyelim o zaman. Gitarla şey yapmayalım. Ama yemek tarifi. Ama. Yemek tarifi. Öğrenci işi. İçinde makarna olmasın. İçinde makarna olmasın. Çok güzel. Çok da sağlıklı. Kaç kişisiniz evde? Beş. Beş kişisiniz. Beş tane büyükçe kabak alıyorsunuz. İkiye bölüyorsunuz. Bal kabağı mı? Normal kabağı. Normal yemek, sofra kabağı. Sofra kabağını alıyorsunuz. Başlarını kesmeyi unutmayın. Elinize batar. Dikkat edin. Kabuğunu soymazsanız daha iyi olur. İçlerini alıyorsunuz ama bir tarafta da patates rendeliyorsunuz. Ondan sonra o kabağın içlerini de karıştırıyorsunuz. Biraz mücver içerisiniz hazırlar gibi düşünün. Bunlar 18-20 yaşında soğan, emekli değil mi? Soğan, sarımsak, o patates rendesi ve kabak içini içine biraz da kırmızı biber, pul biber vesaire karıştırarak yapıyorsunuz. Evde önceki günden kalan peynirler var. Onları kabağın içine dolduruyorsunuz 180 derece fırına. Önce kabakla veriyorsunuz, sonra çıkartıp dolduruyorsunuz. Bir peynirleri atıyorsunuz. Feci doyurucu olur. Gidin, yiyin. Afiyetle o. Şeker olsun. Bu biraz periz yemeği olduğu gibi. Periz yemeği. Onlar genç adam. Onunla doyar mı? Doyar. Ara sıcak olarak. Makarna yiyecekler işte. Yanında makarna var zaten. Garanti. Demirbaş makarna. Garanti var zaten. Sevgili izleyenler bugünün eyvah özeti şudur. Emre Kınay'ı tanıyoruz diyenler seviyorduk ama bugün çok daha sevdik. Tanımayanlar ise bugün gerçekten çok değerli bir insanı tanıdık dediler. Bu yönde yüzlerce mail geldi. Bunu da sizinle paylaşmak istiyoruz. Ve bu şarkı hem öğrenci arkadaşlarımıza hem de bu saate kadar uyumak istiyoruz artık hadi bitirin diyenler var. Haftaya yeniden olsun diyenler var. Tüm sizler için bu şarkı hepinize böyle güzel rüyalar dileyeceğiz. Ve önümüzdeki iki hafta genç bakış yok. Hemen senaryolar yazmasın. Bak bu programda kaldırıldı denmesin. Her yıl başında böyle bir iki program ara veriyoruz. Bizler de dinleniyoruz. İki hafta sonra sizlerle birlikte olacağız tekrar. Bir ağaçın çıksa hayatımda yanık tenli omuzumda haykırsam maziden uzaklarda şu anda yanımda deniz rüzgara karışmış güneşte
Martı sesleri vardı gülüşlerde, gülüşlerde, gülüşlerde. Sen geçerken sahilden sessizce gemiler kalkar yüreğimden gizlice. Sen geçerken sahilden sessizce gemiler kalkar yüreğimden gizlice. Teşekkürler sana. Tamam, kabul ediyorum. Dünyanın en şanslı insanlarından biriyim iş olarak. Keşke benim de annem babam yaşasaydı. Ben de dünyayı gezmeseydim, evimde otursaydım. Bir kardeş, kardeşi vuruyor ne diye. Elim titremedi. Elimiz titremedi. Başım önüme eğilmedi. İnşallah bundan sonra da başım önüme eğilmeyecek. Savaş, siyasetin ve ekonominin bir devamıdır. Kürt meselesini çözerken Türkleri çok fazla aşağılamamanız gerekir.